أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد الصلوات İstersen her bir şey yap, ışık girsin burada. Evet, dersi kim takdim edecekti? Konumuzla beraber takdim etsin. İrfan abi alalım isterseniz ilk önce. Evet. Sıkıntı yok abi, çıkar. Tamam. Geçen hafta hülasasını yapsın abi istersen. Ha, yapsın, çok iyi olur. Çünkü ben yapayım. Şey beraber yapacağız. Tamam. Abi ilk önce o zaman şekilden başlayacaksın. Hemen bakın. Konu aslında başta dima nedir? Yani ha, dima nedir? Siz öyle demiştik. Yani ha. Dima ve vicdanın çalışma şekli nasıldır? İnsanla nasıl çalışıyor bu sistem? Bunu anlamaya çalışacağız. Bütün ondan de, sonra ha, detay. Aşama aşama gideceğiz. Siz ilk şeyde demiştiniz ki ilk önce bir dima nedir'i bir anlayalım. İlk haftanın konusu bu olsun. Evet. Sonra da aşağı doğru gideceğiz. Bu bütünü bir haritayı çıkartmaya çalışacağız, hedefleyeceğiz. Çünkü detaya giriyorsun böbreğe. Adam tıbbı, yani biyoloji nedir? Organlar nasıl çalışıyor? Organ nedir? Hücre nedir? Şimdi gitmiş dialize, efendim hücre, kan vesaire detaya girmiş. İlk önce bir bütünsel bakmak lazım. Yani kafa denilen şey nedir yani? Dimağdır. Dimağı bir tanıyalım. Derslere de baktık. İçinde çok geçmekle beraber dimağın kendisi bir ders olarak yok. Yok. Değil yok. Dima olarak yok. Hep tahayyül, tahakkül, tasavvuf. Yani kullanılır, içi kullanılır. Hep içi konuşulmuş. İçinde konuşulurken işte ancak hani geçerse. Evet, geçiyor. Ama o da böyle direkt ona bakmayınca biraz şey oluyor tabii. Doğru. Yani o kadar dersler var ki, mesela bazı dersler var yayınlama, çıkartma. Bazı dersler var siliyorum. Hiç yayınlamamışım. Yayınlanmaz. Bazı şeyler var ki demiyorum. Desem olmaz. Denmez o. Belirli zaman sonra oluyor. Aksurameyle olan var. İşte usta diyor ya, 324 minibarla, biz diyor istihracı esrarla meşgulüz, nakillerle meşgul değiliz. Paragrafı, metni okumak nakildir. Herkesin elinde zaten var. Nakildir o. Ha. Toparlayabilirsem abi. Abi burası bizim bulunduğumuz bu bina, dershanemiz. Bodrum'la birlikte 7 kat. Ruh, ceset ilişkisinde kullandığımız misali abi, bunu da kullanacağız. Biz onu anlamak için ceset bina, biz de içindeki diğer birimler diyoruz. Mesela ruh biziz, ceset bina. Böyle bir misal kullanmıştık. Şimdi onu... Yani binanın içinde olan biziz. Binanın içinde olan biziz. Başkaları da var. Bina şey, ceset. Hane, cismimiz. Yani zihnimi toparlamak için sonra. Aynı misali buna uygularsak, dima bu apartmanımız. Tabi bu ilmi boyutu değil, biraz daha psikolojik boyutu ve dima katlarını anlamak için çizdiğimiz bir şey. 23. sözde de daire daire üstünde saraylardan bahsediyor usta. Daire daire üstünde bir saray olarak düşünüyoruz bulunduğumuz dershaneyi. İşte bodrum, tahayyül, tasavvur, tahakkül, tasdik, izan, iltizam, itikat. 7 katlı bir bina. Her katında ayrı şeyler var. Hakikaten bu bina da 7'dir ha. Yani üstte şey, iç katta sizin oturuyorsun. Sonra hakikaten öyle oldu. Bir öncesinde aşağıdaydın, iç katta çıktınız sonra. Evet, aşağıdaydım. İşte kapısı var abi yine binanın. Giriş çıkışı kontrol edilen bir yer. Binaya girişler çıkışlar var. Her katında ayrı bir vazifesi var abi. Her katta mesela işte 3. katta yemek yeniyor. Bu katta işte ders yapıyoruz. 5. katta şey, 6. katta namaz kılıp ve müzakere, evet, yapıp, müzakere yapıyoruz. O yine 23. sözdeki gibi işte kapıda vefadar bir kapıcı ve it var. İşte en üst katta efendi padişahla görüşür. Yani o misal gibi düşünürsek abi, daire üstünde saraylar var. Yine bu dairelerin içinde de mesela itikatta sebat, metanet, İltizam hak var. Odalar var. Daire tek başına değil, odaları da var bunun. Biz bunu niye anlattık? Akılları dimağda hapsolmuş diyor abi İhsan Nur'da. O yeri eğer bulabilirsek. Yine akıllar dimağda hapsolmuş oluyor. Eğer biz bu binada mesela şu anda 2. kattayız. Pencereleri kapatsak, merdivenlerin de olmadığını düşünelim. Gidip gelme olmasın, gözümüzü kapatalım, pencere kapatalım. Biz hangi katta olduğumuzu bilemeyiz.
bizi birisi alsa, 5. kata çıkarsa, indirse, götürse, en son kata koysa itikatta mıyız bilemeyiz. Çok ilginç bir şey söyledi, gördün mü? Giriş ve çıkış kapansa, camlar kapansa, diş irtibatı kesilse, şimdi binadan bir üste alta çıkarsa nerede olduğumuz belli değil ha. Dima hapsolanın halini anlatıyor. Allah Allah. Evet, çok ilginç. Akılda hapsolan kişi. Anladın mı Resul? Yani bu sefer o düşünceler tahayyülden mi geliyor, tasavvurdan mı geliyor, nereden geldiğini bilemeyiz. Buna değirme misal vermişti Hasan abi. He abi? Değirme misal vermişti, iki taşın misali. Evet, evet. Ama bu çok tuhaf yani. Ne yaptı biliyor musun? Ya sadece elimiz yok da. Şimdi senin içeride nerede ne yaptığını ve nerede olduğunu, altın, üstün, sağın, solun kim olduğunu bilebilmen için içeriden bilemiyorsun. Yani illa sıf iç değil, diş de lazım. Emri nisbiler var, diş dünya. Emri nisbiler, emri itibari iç dünya. Yani nerede olduğun belli değil. İlle diş olması lazım. Dıştan nispeti, emri nisbiler dışarıdadır, emri itibariler içeridedir. Buranın dışı vicdan filan mı acaba? Yani sonra şu, hayır, bunun dışı vicdandır, kalptir, latifi. Hele hele en önemlisi, en çok nefret ettiğimiz. Lümme-i şeytaniye. Kalp şehrinin binası mı yoksa? Tabii yani kalpte olabilir. Çünkü kalpte ana tema ben buldum 4 tane. Kendisiyle beraber 5 olabilir. Vicdan, kalbin içinde bir ayağı vicdan, bir ayağı dima, bir ayağı lümme-i şeytani, bir ayağı latife-i insani. Bir de bunun dışında hafiya, ahva denen şey var. Yani kalbin kendi yapısı. Yani burada çok güzel bir şey de hapsolmuşlar var ya akılları, dimalarında. Buldun mu onu? Buldum. Ha bak şimdi. Dimalarında hapsolmuş. Hakikaten emrimiz çok güzel bir şey oldu Allah razı olsun. Yani diş dünya ile emri nisbilerin olmasa sen hangi kattan içinsin ki? Hapsolmuş hakikaten ya. Kendi aklına itimat ediyor bu sefer. Evet. Tahayyülde hapsolmuş. Ben diyor en üsteyim. Halbuki en üste tahayyül geçmiş. Münazaratta var. Ne diyor? Diyor, evet reisleriniz mallarınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler. Sayfa kaç? 65. Görüyor musun? Abi çok güzel. İşte tahayyül, mesela tahayyülde bu sefer itikadın yerine tahayyül geçiyor abi. Halbuki tahayyülde ama kendini işte ben biliyorum ya da o mertebeleri ayırt edemediği için tahayyülde hapsolmuş. Gidip gelmeler de olmadığı için abi. Bu gidip gelmeleri ben fikir, tefekkür olarak önceki derslerden çıkardığım şey abi. Tefekkür çünkü dimağı bütüne getir demiştik. Yani katları yerine oturtturuyor tefekkürle abi. Kendimizi tanıdıkça, tefekkür ettikçe dimağdaki mertebeler yerine oturmuş oluyor. Yine siz bir duman, sis misali vermiştiniz abi. Bu misale benzer. Belki o daha da açıklayıcı olur. Bir yangın çıktığında, yani burada mesela sis bassak, bir sis bombası diyorsunuz ya, atılsa o merdivenleri de düşürmezsek hangi katta olduğumuzu bilemeyiz. Yani dışarıya bakmadan, pencereyi açmadan içeride kayboluruz. Evet, doğru. Ya da o ayrık otu misali verilir yine derslerde. Tarlayı biz ekmediğimiz halde ayrık otları çıkar. Eğer biz burada yine o şeyi ayıramazsak, onlar, o düşünceler tahakkülden mi geliyor, tahayyülden mi, tasavvurdan mı bilemeyiz. Çünkü binaya abi girişler var. Mesela bu binaya örnek vermişiz. Su, elektrik, internet, gaz gibi. Bu her girişin tabii bizde bir faturası da var. Bu girişleri kontrol etmezsek yine bu sefer tahayyül ve tasavvurumuz da doluyor. Kotanda doluyor. Faturan da ağır geliyor. Tahayyül ve tasavvurumuz da ne alır? Mesela internetimiz var. Biz internetten menfi şeyleri alırsak bu sefer tahayyül tasavvurumuz doluyor. İşte oraya indiğimizde bu sefer onlar da bize sirayet ediyor, bulaşıyor. Tekrar dengemiz bozulmuş oluyor. Hassas bir denge yani dimağ. Dimağ demek ki bu 7 mertebenin 7 tane şey var, ara formatları. Bütünlüğe getirmek lazım. Akılların hapsolmuş deyince aslında hapsolmaması lazım aklın o zaman. Buradan çıkması lazım. Hapisse normali çıkması. Emri nisbi yapabilen kişi çıkmış oluyor abi zaten. O yine kalp bağlantısı da var. Yoksa hapsolan kişi... Hapsolanla ortadan kalkmış aynı şey. Yani işlevini yitiriyor. İşlevi yok. Köprük vazife. Akıl, mahlukla Halik arasındaki bir köprü vazifesini yapıyor. Çünkü vahiye tabi olursa akıl olur. Yoksa akıl zeka olur. Yani
zeka aklın sıfatıdır. Zekasına bürünmüş oluyor. Mesela adam araba alırken hiç özelliğine, tarihine, don tarihine, arabanın vasıfına bakmıyor. Gidiyor bir boyasına veya bir aksesuarına kafayı takmış. Bu onun bir sıfatıdır. Aklın da bir sıfatı zekavettir. Gidiyor hiç akıl köprü vazifesini, çünkü biliyorsunuz köprü seni oraya taşır veya karşıyı bu tarafa taşır. Yani iki farklı alem birbirine bağlar. Yani bu akıllarında hapsolma, akıl mertebesinde hapsolma manası olur. Yani aklın işlevini kaybediyor. Evet. Akıl denilen şey birim ya, sistem. Bütündür o. Dimanası bir bütünlüğün adı ya. Akıl da 12 tane, beni bulabildiğim 12 tane sıfatın. İsterseniz onu da şey yapabiliriz onu. Yazalım. Kaç onu getirsek resun. Odam da kaçıncı defterdedir? 18 veya 18 19. defterimi getirir misin? Bir iki derste dediniz, ben onu ne olduğunu. Yani ben size kargasını şey yapayım. Akıl da bir birimdir. Akıl onun içinde bir tanesi taakkuldur. Taakkuldaki akıl mı? Akıldaki taakkul mu abi? Akıldaki taakkul. Çünkü Kur'an'da akletmezler mi diyor. Taakkul zaten aklın fiilin hali. Benim fiili hali. Hali. Öğrenilme veya akıl edilme hali. Hali yani fiili. Mesela akıl o mesela binanın bütünlüğü. Akl. Yani akıl zaten Arapça'da ekl. Yemek. Yani şöyle ek diyorum. İkal tabii ekledim. İkal. İkal bağ demek, bağ. Mesela nereden gelmiş? Akıl ikaldır. Yani ikaldan geliyor. Mesela çölde giderlerken kafile yatması geldi. Ne yapacaklar? Deveyi bıraksa kaybolur. Deveyi bağlarlar. Nereye bağlayacaksın? Çaksan kuma, deve kum mu dinler yani? Bir şey hissetmiyor. Deveyi kuyruğuna bağlarlar. Çeker ki şey geliyor. Tamam. Bu sefer yani bir yere bağlı olduğunu anlar. Yani kendisini güç hissetmese, mesela ben şeyde yatamıyorum. Böyle yeni çıkmış yastıklar var ya böyle, basınca dip. Ben çok rahatsız oldum. Beni oteller en çok o rahatsız ediyor. Onu ne yapıyorum? Kazağımı koyuyorum. Tamam. Hissetmiyorum kafamın olduğunu. Bak kafamı bir yere koydum, hissetmiyorum. Aynen ben de. Şimdi örnek, hayatın içinde örnek veriyorum da. Şimdi deveyi kuyruğuna bağlarlar. Bu sefer deve ne yapar biliyor musun? Böyle zorlamaya çalışır. Yani kurtulmaya da gideyim. Kıçı geliyor, şey geliyor, dönüyor, başı dönüyor, oturuyor. Onun için akıllı buna bağlarlar yani böyle. Aklını bağla. Akıl ikaldan geldiği için bağdır. Vahye bağladır mı akıl? İşlevini yapıyor, bağdır. Şey mi acaba, yani akıl vahiy ile yani bizdeki kalbim birbirine bağlı. Bağlıyor yani. İstersen halik mahluk de, vahiy efendim sistemin. Mesela üçü aynıdır ya, Kur'an, şeceri hilkat, insan. Üçü de aynıdır. Böyle. Şeydir. Dolayısıyla akıllı kaldır. Bu akıl tümüdür. Aklın içindeki taakkul. Akıl yani kuvve-i akli aslında değil mi? Kuvvedir. Kuvvedir. Çünkü kuvveler var orada. Lef-i mahfuzun şeyidir. Zaten lef-i mahfuz ceberut alemidir. Cebredici güçlerdir. Aklın içerisinde hiç şansınız yok. Yani şansınız yok. Cebir var. Cebir. Yapmak zorundasın, düşünmek zorundasın, gitmek zorundasın, vermek zorundasın. Cebir alemi, cebir aynı zamanda. Cebir ne demek aslında abi? Ya sıfır ya bir mi demek yani? Ya sıfır ya bir. Ha sıfır da değil, şöyle diyeyim. Aklım yeni bulduğum bir şey ama derslerde söylüyorum bir haftadan beri fakat kim ne anladıysa. Ben köye bağırıyorum ama köyde kim varsa. Var ya, akıl potansiyel korkunç bir güçtür. Sen ister fark et, ister etme. Korkunç enerji paketidir. Tamam mı? Yani imal da ediyor, kendisi de enerjidir. Öyle bir enerji ki enerji imal ediyor. Böyle bir tuhaf bir şey. İki yönü vardır. Bir sıfır değil de. Ya ereğine, felsefede erek der. Bizde, nurculukta, İslamiyet'te hakikat. Ya akıl hakikatine, ereğine bağlı. Asla şansın yok vallahi. Ya oraya bağlı. Bağlamadın mı? Kesinlikle akıl kendisini yiyecektir. Değirmen misali. Taneyi attın. Tane atarsan un olur. Tane atmadan iki taş birbirini yer. Ya oraya bağlı ya bunu yiyecektir. Ama hiç şansın yoktur.
Sana rağmen çalıştığına delir rüyalardır. Sana rağmen çalıştığına niye peki biraz moralin bozulduğu zaman veya hep niye olumsuzluklar geliyor? Şu Hasan abi. Ya gayeyi hayal olacak, ha. Akıl aletini hayal için kullanacaksın. Usta öyle diyor. Ya da 19 burada mı? Tamam ver. 19 yok abi. Ya. Tamam bakayım. Ya da gayeyi hayal olmazsa bu sefer akıl ne olduğunu bulmaya çalışıp kendi kendine imal edecek, kendi kendini yiyecek. Bu yani kendinin ne olduğunu ya ona göre tanımlayacak ya kendine göre tanımlayacak. Evet ama şöyle bir şey. Mesela şu soru çok geliyor. Niye insan hep böyle kendini bırak koy ver, iyi şeyleri, güzel sözleri, güzel insanları, güzel yerleri, mekanları var depomuzda. Niye onları getirmiyor da hep hastayım? İyi değilim. Sen bana böyle demek istedin. Niye hep olumsuzlukları getiriyor? Ben merak ettim onu. Kendisini bırakın, yönetmeyin. Aklı kendi haline bırakın. Hemen olumsuzlukları getiriyor. Olumsuzlanıyor. Çünkü kainatta entropi var. Aynı sistem çalışıyor. Entropi düzenden düzensizliğe doğru gibi gözüküyor. Mesela ben burası mermer kabul edin. Mermer kabul edin. Bir teneke ufak çakıl taşı. Boşaltıyorum. Mermer taşına yukarıdan aşağı bırakıyorum 3 metrede. Diyorum ki hacı dünya haritası olsun. Ege, İskandinav ülkelerinin şeyleri olsun. Haritası çiziz. Olur mu? Olmaz. Şöyle baktığımız zaman dağınık olmak, nizamsız olmak kolay iken nizamlı olması çok zordur. Bundan Allah gözüküyor işte. Yani mesela odunu yakarsınız. Çıkar dumanı, nuru. Hadi bakalım, onun 10 kat enerji harcayın, yaktığınız o enerji, dışarıya çıkan enerji toplayın bakalım, odun yapın hadi. Odunun 100 katını harcasanız dahi, odundan çıkan enerjiyle tekrar odun yapamazsınız. Kainatta mesela her şey nizamsızlığa gidiyor. Kolay bu. Mesela kağıdı bırakın, ben defteri yırtayım, yukarıdan aşağıya, ha buldum, doğru. Yüzüm. Defteri yırtın. Bakınca acayip oldum ha. Siret vallahi. Sanki elektrik yüklendim. Çok korkunmuyor. Şu anda oldu yani. Bak gördün tak. Şimdi ben bu defteri yırtayım. Sayfaları bırakın aşağı doğru. Aşağıda 1-2-3-4 dizilmez. İken böyle. Niçin insan mükemmel ve kainat mükemmeldir? İşte akıl da bu sisteme göre çalışıyor. Yani kendi haline bıraktığınız zaman kainat nasıl ki nizamsızlığa gidiyor. Dağılmak ve istila etmek fıtratında olan bir abi. Evet. Buradan örnek vereyim mi abi? Ver abi. Mesela bu binada eğer bu binayı işte her gün ya da haftada bir temizlemezsek, kendi haline bıraksak örümcek ağları oluşur, işte tozlanır, kirlenir. Yani doğru. Temizlenmeye doğru gitmiyor. Camları açık bırakalım. Hakikaten bırakalım açık. Bir ay sonra gelelim ev temizlenmiş olmuyor. Daha tam aksine örümcek ağı bağlıyor, tozlanıyor, kirleniyor. Bu ders cumartesi yapamayız ha? Bu dersi öğleyin dersi de yapamayız. Bu bambaşka. Nasıl biliyor musun? Dedi ya sen Şener abi 3-4 kişi muhatap alıyor. Ben de böyle, benimkisi biraz daha değişik model dedim ya. Yani 10 tane adam istiyorum. En az 10 defa veya 20 defa külliyatı bitirmiş. Onun kabilete göre en az 10, 20 defa bitirici. Ondan sonra tamam diyeceğim. Osman senin fıtratın, Erdin senin fıtratın, Ene, sen kader, sen ruh, sen his, sen şuur vesaire. Tamam. İşim bu kardeşim. Hadi bakalım bunun ihtisasını yap burada. 5 senede kal. Ondan sonra sen Kars'a, sen Antalya'ya, Mersin, Antalya'ya, sen Iğdır'a, sen Edirne'ye, sen Eskişehir'e, sen Çanakkale'ye, Türkiye'nin her tarafına 10 tane adam. Kader mi merak ediyorsun? Kardeşim Kars'a gideceksin. Oradaki binada kalacaksın. Orada eğitim alacaksın. İhtisaslaşmayı Allah'ın nasip edecek inşallah. Bunu muvaffak olacaksın. Şimdiye kadar neyi hedeflemişsin muvaffak olmuş. Bunu yapacağım yani Allah nasip ederse. Şimdi bu, niye anlattım? Bu derste budur. Buna konuşamazsın yani bunu. Cumartesi de konuşamazsın. Şimdi entropi deyince biraz da falan ya. Ha, bu malumat. Ama hemen kendi bildiğimiz şeyden konuşuyoruz. Yani nizamsız olmaya nispeten nizamlı olması. Dağınık olması gerekirken tertipli olması. Hiçbir işlevi, maksadı, faydası olmaması gereken, öyle bir kolay iken olması. Bu tamam mı? Ha, niçin misal? Akıl aynı böyledir. Kainattaki bu gidişat gibi çalışıyor. Niye böyle çalışıyor? Çünkü kainatın haritası olduğu için. Aklı kendisine bırakın, kendisini yer. Değirmen bırakmak gibi.
İlle çünkü eylemdir. Böyle Allah gözüküyor. Eylemsizlikte Allah gözükseydi şöyle diyorum. Eğer İslamiyetsiz mutluluk olsaydı dinlerin gelmesinin mantığı olmazdı. Dinsiz mutluluk arayanlar olmayacak. Yani olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi. Olmayan kara kediyi karanlık odada aramak neyse, dinsiz mutluluk arayanlar eğer dinsizlikle mutluluk bulsaydılar dinin gelmesinin mantığı olmazdı. Çünkü din hayatın hayatıdır. Şimdi ben bu seni takdir ettikten sonra akla okuyacağım. Bir şey kaldı. Hayır, sen yok, hepsini anla. Şimdi abi acelemiş. Bir fabrikada ne üretiliyorsa bacasından da o duman çıkar. Oo. İşte Ülker şeyin önüne vermişti burada bir yerde abi. Oraya gittiğiniz her taraf çikolata kokuyor. He, Topkapı'da çikolata kokuyor. Geçmek evet, istemiyorum pek oradan ya. Yani çünkü gözüm kalıyor. Şimdi bu binaya girişler olduğu gibi bir bacası var abi. Oradan da biz belki şu anda doğal gaz, fitri gaz kullanıyoruz. Bir şey çıkmıyor ama giren mesela kömür olsaydı, başka bir yakıt olsaydı ona göre dumanı çıkacaktı. Bütün bu katlardan gelen şeyler de abi bu bacada birleşip şehre dağılıyor. Hadis bu. Şey, hadis miydi? Her binadan, her insandan üç farklı renk çıkar. Yani herkes de aynı bir anda üç de değil. Hatırladığım kadarıyla yeşil, kırmızı ve beyaz. Yeşilli, beyaz, yeşilin yerine şey kırmızı yok da siyah. Yeşil, beyaz, kırmızı, beyaz, siyah çıkıyormuş. O melekler o evi ve o kişiyi tanırlarmış. Yani bu adamdır. Herkesin bir rengi vardır. Diyor ya o saraylar Müslüman büyüklerinin. Evet. Sarayları. Mesela o Yavuz Belen'den geçerken Hatay'dan yukarıda konaklamış, aşağı bakıyor böyle. Bir yeşil, daha binayı hiç görmüyor. Yeşil bir sütün çıkıyor. Yavuz'un kitabında yazıyor, Yavuz okumuştu. Yeşil bir şey yazıyor böyle, Hatay kitabında yazıyor. Yeşil bir sütün semaya çıkıyor. Allah Allah, bir sürü renkler var. Onu Yavuz'a göre sarı da varmış galiba. Renkleri 7 tane söylüyor. Ben 7 tane renk gördüm diyor. Her binada çıkan renk. 7 tane. Temelde 3 tane biliyordu ama 7 tane de olabiliyor. Demek ki o da öyle görmüş. Baktım ki yeşil. Yeşil ruhu simgeler. O yeşile doğru gittim gece yarısı dedi. Tebdilime şey yapmış, kıyafet yapmış. Gitmiş bakmış ki hafızlık yapan çocuklar, biliyorsunuz hafızlık gece imsakta kalkarlar. Tam teheccüde kalkarlar. Orada o zaman hafızlık yaparlar, ezberlerler. Ham olur, sonra ezberi sabahtan sonra yaparlar. Tamam? O ezberledikleri. O saatte kalkmışlar çocuklar, hamı becermişler, ham vurmuşlar. Yastıkla köpeklik oynuyorlar. Ona yastık atıyor, ona atıyor. Çocuklar işi bitirmiş, teneffüs ediyorlardı. Ondan sonra bu da hemen şeyini değiştirmiş. Çocuklar bu köpeği dağıtın, bu kitmini dağıtın. O da köpek olmuş. Onlar için de uyanık adam. Sütünü biliyor. Sütünü gelir. Anladın mı? Onların içine karıştı. Allah'ın vaadi var. O merhamet ettiğin içerisinde fasık dahi gelse onların hürmetine Allah onları ayıklamıyor. İslam hukukunda da var. Şeyde kullanıyorum. Bir kasa örneğimiz var ya, domates veya şeftali aldın. Geldim buraya baktım bir tane çürük çıktı. İki tane çürük çıktı. Hale gidip veremezsin. Bitti, akit bitti. Yeniden akit olacak. Veya adama diyemezsin şu iki tane şeftali geliyor. Hayır. Ve akiti de bozmayabilir adam. Bozmaz. Artık bitmiş akit. Biz de aynı bu şeftali kasası gibi nurculuk cemaati. İçerisinde Erdinç'te ben çürük çıktık. Tamam mı? Ama bir kere akit olmuş. Bir kere bulunmuşuz. Artık rahmetiyle kabul edecek. Akit bozulmaz. Onun şeriatı kasaya girdin. Tamam. Girdin, kasaya girdin. Yani onun şeriatını kullanıyoruz naz makamında. Girdik artık. Onun şeriatına girdik. Yani onun kasasında mıyız? Çürük de yiyorsan artık bu akitin içindesin. Nurgun gemisine binince. Evet, devam et. Abi siz bir örnek vermişsiniz. Üniversite sınavında çekilmiş bir fotoğraf var diye. Gördü, gösterdiler de, abi. Devlet istatistik. Bana şey NASA'dan çekmişler herhalde. NASA'dan ne? Değişmiş. Barla arkasında geçiyordu abi. Sayfayı tam hatırlamıyorum. Sisli semli revacından bahsediyor. Yani Buharat-ı Muzaffer'de. Buharat-ı Muzaffer'de. Şeyde 66 Kastamonu'da. Kastamonu'da. Kastamonu 66'da. Her dimağdan çıkan abi o artık şey manyetik dalga mı diyelim ya da duman şehrin havasını da etkiliyor. Yani Almanya'da... Semlidir ha, maddedir ha. Evet. Dimağdan çıkanlar maddedir yani. Elektronik dalgadır.
daha ince olduğu için o cihaza girmiyor. Lian sistemiyle çekilebiliyor. Almanya'dan gelen abimiz daha iyi bilir. Oradaki havayla buradaki neyin farklı olması. Korkunç, korkunç. Bak abi, korkunç ne korkunç. Tabii bu umumi hukuka da giriyor abi. Yani ben böyle düşünüyorum deyip şey yapamıyoruz. Çünkü umumi hukuku da etkiliyor. Çok. Havayı bozuyor. Yani burada mesela biz kömür yaksak belediye hemen gelir bize ceza keser. Yani ben sana ne ya, ben havaya atıyorum diyemez. Herkes teneffüs ediyor. Ben çıplak geziyorum, kimse beni ilgilendiremez diyemez. Çünkü atmosferi değiştiriyorsun. Ben onu nefes alacağım. Kirli hava veriyorsun. Kirli hava veriyorsun. Düşüncelerimiz, tahayyülümüz, tasavvurumuz... Umumi hukuk yani, anladın mı? Açık gezmek umumi hukuk. Tecavüzdür. Tecavüzdür. Tahayyülümüz, tasavvurumuz, düşüncelerimiz... başkasına da şey olduğu için abi mesuliyet altındayız. Üstadımız hapishanede diyor değil mi abi? Evet, hapishanede. Yani bu tür şeyler tahayyül edeceğinizi bildiğin sureleri okuyun diyor. Evet. Çünkü oranın atmosferini değiştirmek istiyor. Yani medresi Yusufi olmasının, hapishane medresi olmasının sebebi... oradaki mutala ve müzakere. Yani mutala neydi? Kendi tetibat yapmak, kendi araştırma mutala. Müzakere, o herkeste müzakere olmaz. Mutala mı yaptık? Siz çalıştınız değil mi? Dima sen çalıştın, sen çalıştın, sen çalıştın. Hepiniz tek tek mutala ettiniz. Bir araya gelerek geçen hafta müzakere ettiniz. Aynı mevzuyla mutala edenlerin bir araya gelmesiyle fikir tealitesini, fikir alışverişini ortaya koyup ben koyduğum kadar almıyorsun, tümünü alıyorsun. Bu müzakere. Müzakere ile mutala. İşte dolayısıyla mesela atmosferde zannediliyor ki ben böyle geziyorum. Ya arkadaş, senin kokun atmosfere gidiyor mu, gitmiyor mu? Peki gözden şua gidiyor mu, gitmiyor mu? Ya sevgili kardeşim, güneşten şua gelecek, ağacı büyütecek, donmuş güneş olacak şua. Benim gözümde şua gitmeyecek. Şua gidiyor diyoruz da. Peki koku atmosfere gitmiyor mu? Kokunun içinde karakter var. Çünkü niye? Pis ahlaklının kokusu pis ahlaklı olur. Konuşturuyorsunuz. Hani diyor ki pis ahlaklı, yani şey, kokusu ağır olanı sen kardeşim parfüm arama. Onu durdurmak için şeyler arama. Ahlakını düzelt. Çünkü kokuyu değiştiremezsin. Kokuyu değiştirmek senin elindedir. Koku ahlaken zayıf olanlarda pis koku olur. Allah Resulü'nün kokusunu düşünün. Sahabe diyor ki, Resulullah yoktu. Ama bıraktığı kokudan, Resulullah nereden geldiğini gideriz. Affedersiniz, köpek avını kokuyla gider. Usta çamaşırlar kokuyla alırlarmış. Gül kokuyorsa çamaşır ustadın talebeleri, bu giyilmiş. Hiçbir şey kokmuyorsa yıkanmış. Öyle tefrik ederlermiş. Küfürde de demin dedin ya, küfür niye cinayet? Yani biz bu şu noktadan da. Sen küfüre giriyorsun, o hali umumi havaya sirayet ediyorsun, herkes hukukuna tecavüz ediyor. Dalga. Umumi hukuka tecavüz ediyorsun. O da madde hava bozuluyor diyoruz. Ya bunlar ezber bozucu şeyler de, kör olası cehalet, teşbihi, temsil temsili teşbih yapmışız, zahiri, batın batın da böyle nasıl işimize gelmişse tarumar etmişiz külliyatı ya. Nasıl işimize gelmişse, manevi demişiz. Ne manevisi ya, madde hava bozuluyor. Havayı teslim eden buharat-ı muzahrefe o manevi havayı bozar. Bozar. Yani bu buharat-ı muzahrefe bu teneffüs edince manevi bendekini bozuyor. Ervah-ı tayyibe. Şöyle düşünün. Sen gözle görüyor musun buradaki parfüm kokusunu? Yok. Evet. Vay be, ne koku varmış ya. Rahatlatıcı, sıkıtıcı. Hatta cenaze şey var mesela, tefarik mi şey? Tefarik. Ben pek bu şeylerde, gasılhanelerde çok bulundum için vallahi şurada da. Yani artık şey getiriyor bana yani. Allah affetsin, yani ustad gerçi kullanıyor da. Gasılhane kokusu böyle. Hemen aklım gidiyor gasılhaneye. Tamam, koku olunca ya kardeş sürmeyin ya. Yani, abi ama şu ustad yapmamış da ölüyü hatırlatın lan oğlum, ben o ölüde buldum. Yani şey demek istiyorum. Gözle gözükmüyor ama burunla. Peki atmosferdekini burunla almıyor musun? Alıyorsun. Atmosferdeki yoğun güneşten, gözden de alıyorsun. Göz rahatsız oluyor. Mesela ben yoğun güneşten çok rahatsız oluyorum. Şöyle geziyorum. Mesela kulaktan da basınçtan alıyorsun. Uçak veya ses geçtiği zaman. Veya hiç sessiz, kulak rahatsız olanı söyleyeyim. Baz istasyonları. Kansere de sebebiyet veriyor. Rampada da hissediyorsun. He? Rampaya çıkarken de hissediyorsun. Dağa çıkarken hissediyorsun vesaire. Atmosfer aslında manevi gibi gözükürken maddedir. İçinde her şey. Mesela koku. Mesela adam ne yesin? Kokunu sabit değil ha.
fikriyatınıza göre kokunuz değişiyor. Ben ona şahit oldum. Ben dedim ki Allah Allah, sen dedim bugün ne yaptın rüyada bir tanesini? Ben dedi abi ayet-i kübra okudum dedi. Sen ne yaptın? Ben münacat okudum. Ya kokunuz onun için mi bu kadar güzel? Dedi ki bana, bizim aslında kokumuz böyle değildi. Onun bize yaptığı tesirdir dedi. Usta da diyor ki ben onun simasını sen de görüyorum diyor. Onun kokusunu sen de görüyorum diyor usta. Bazen o kadar, sen birisine o kadar fena fil olmuşsun ki, aa Osman ya, Erdinç'in sesini, İrfan'ın sesini, Allah, İrfan zannettim senin sesini ya, olmuş. Abi nasıl oluyor? Ya telefon çalmadı halde ben o kadar yapmışım ki gözüm bakıyorum telefon çalmıyor. Acaba var mı? Benim telefon çalıyor. Yoğunluktan. Benim telefon çalıyor. Olmuyor mu size? Bakıyorum çalmıyor ya. Ama gayet çalıyor. Yalan değil. Bir tanesi dedi, Resul mü dün? Abi beni çağırmışsın dedi. Yok dedi. Çağırmamış. Dün merdiveni ben duydum. Öyle tamam doğru. Beyin oğlu iş olmuş. Yok. Resul dedi. Abi de Resul dedi. Doğru. Yani öyle alakadar olacaksa tabii. Abi çağırıyorsa bir şey var yani. Bir şey var. Hadi iyi. Yani evet. Binamıza girişleri kontrol edemezdik abi. Haram, helal. Bu sefer ona göre de çıkan şey değişiyor. Fehim süzgecinden bahsetmiştik abi. Sitede bir şema var. O şu anda bulamayınca sen hadi. Her katın abi o istikametle vasatından toplamda hepsinden çıkan da manayı oluşturuyor. Bütün katlardaki o lok lok kaynama misali veriyoruz evet. Abi. Yani her kattaki o istikametle düşünce en sonunda manaya istikametli manaya netice veriyor. Bir de abi kulak dimağın komşusudur diyor. Belki biraz zahiri manadan gidiyoruz abi ama giriş gibi oluyor. Hani ev alma komşu al derler ya abi. Biz de şimdi dimağımıza komşu alacağız ya da komşuyu seçeceğiz. Yani kulağımızdan giren her şey o sen basar misalini veriyor. İşaret-i icazda. Kulak daha yakındır diyor abi. Kulağımızdan giren her şey dimağımızda bir etkisi oluyor abi. Müsbet menfi. O yüzden komşuları yani kulağımıza gelen şeyleri çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim için çünkü çok önemli. İçeriye girenler hep canlanıyor, ruhlanıyor. Canlanıyor, ruhlanıyor abi. Bizim dengemizi bozuyor. Yine göz de aynı şekilde abi pencerelerden girenler. O göz değil mi o? Göz abi. Özellikle baktık. Yani bu binadan dışarıya bakan birisi dimağın yapısına göre o alemi güzel de görebilir abi. Ama dimağındaki o denge bozulduysa dışarıya bakıp çok da kötü görebilir. Tamamen dimağın bütünlüğünle alakalı bir şey. Şimdilik abi bu kadar aklıma gelenler. Evet çok güzel ama inşallah. O kulak çok antika. Göze nispeten daha korkunç ha. Çünkü kalbe daha yakın. Dimağa bağlı ama kalbe ulaşmak noktasında göze nispeten ses daha çabuk ulaşıyormuş. Altı kat daha iyi abi. Evet, nasıl altı kat daha iyi? Çünkü gözde tek bir yöne bakıyorsun, kulak her yöne bakıyor. Şey diyor muhakematta, kulağın dimağa karabette akıl ile sıla-i rahmi vardır diyor. Bir dakika, bir de oku yavaş. Kulağın dimağa karabeti. Kulağın dimağa karabeti. Akıl ile sıla-i rahmi vardır. Akıl ile sıla-i rahmi vardır, vay be. Sıla-i rahmi, akrabaymışlar. Kulak jeneratör misali maddeyi manaya çeviriyor mu? Evet. Veya değirmen gibi. Değirmenin azı vardır. Taneyi bu delikten atarsınız. Kulak da vahiy alır. Delik. Zar bozulmadan dimağı dörler. Çünkü dimağın adı Meyrem'dir bu manada. Kulak zarı bozulmadan vahiy Cebrail gelir dörler. Dersler dörler. Zar bozulmadan dima dörlenir. Çocuk İsa, gafil veya işte davayı bilmeyene döllenen manayı tefekkür ettiğin, elde ettiğini atarsın oraya. Ölü günü gönüller dirilir, Müslüman ve namaz olur. İsa dirildi. Her dirilen şey İsa'dır. Dima için abi ilk önce göze çarpan ifade, hepimizin bütün arkadaşları bugün, geçen haftaki müzakeremizde üstad dima için santral ifadesini kullanmış. Okuyor mu? Elinden geldiği kadar sayfalar söyleyeceksiniz. Kitap. Evet abi. Mektubat 443'ten okuyorum abi. Evet insanın kafasındaki dima hassiz, telsiz, telgraf ve telefonların santrali denilen merkezi müsülmü. Kainatın bir nevi merkez manevisi olduğunu gösteren hassiz funun ve ulumu beşeri olduğu gibi. Üstad belki hani şu an için cep telefonu falan teknolojisini görmediği için
O dönemde de bu santral, o dönemde de teknoloji olduğu için onun üzerinden örnek veriyor. Bunu yani elektronik üzerinden santral ifadesi genişletilebilir. Şimdi burada biz abi şu if şurada genel hatlarıyla bu itikat var, iltizam var, izan var. Bu sistemde dima işini, dima burada ne iş yapıyor? Diman içi, dima şu an şimdilik, dimanın adını şu an santral oldu şimdilik. Tamam. Şimdilik dimanın adı santral abi, zaten burada yazdık. Şimdi dima bu sistemde ne işe yarıyor? Şimdi bir adam hani akıl kuyusuna girip çıkamıyor ya, o zaman bu demektir ki akıl akıl olduğunu bilmiyor. Bunu yani adamı tasdikten izana taşıyacak, izandan iltizama taşıyacak veya iltizamdaki bir adam tahakkule getirecek bir sistem lazım. Yani bunun bir çalışma sistemi lazım. Bu dima abi. Yani bu bunlar arasındaki veri alışverişini dima sağlıyor. Biz ne demiş siz ne demiştiniz abi? Tefekkür dima bütünlüğe getiriyor. Tefekkür fikir kökünden çoğalıyor ya abi. Fikirle yoldur. Dima fikirle yani fikir şeyler arasında bizim anladığımız yani sesi düzeltin. İtikad, iltizam arasında fikir yoluyla bütün bir sistemi bütünlüğe getiriyor. Ben burada bir şey diyeceğim hemen o izini almayacağım. Akıl akıl olduğunu bilmiyor dedin ya. Dün akşamki derste ne kullanıldı biliyor musun? Aklın aklı vahiyidir. Evet. Dün kullanıldı. Aklı vahiyidir. Yani üst akla bağlı. Evet, hadi devam et. Yani bu mesela biz bu biraz önce Cem abi de bahsetti ya, her tarafı kapatsak bir adam buraya koysak adam nerede olduğunu bilmez. Burası akıl tamam ama akıl akıl olduğunu bilmiyor. Akılın içindeki sistem akıl olduğunu bilmiyor. Çok güzel. Kuyu. O yüzden bunu kuyudan çıkaracak sistem tefekkürle çıkacak ya bu adam. Yani fikir yoluyla çıkacak. Fikir yoluyla dima tefekkürle dimanın bileşenlerini, yedi bileşenini, yedi parametresini bütünlüğe getirecek. Olacak dima. Yani dima işlemi bu. Şimdi bunu santral örneğiyle bağdaştıracak olursak abi. Şimdi mesela eski sistemini düşünürsek. Adam hani mesela Ankara'dan arıyor. Ha, şu şurada olabilir mi? O dima diyor ki bütüne getirdik. Ey akıl sen akılsın ha. Ya, akılsın diyor. Sen tasavvursun ha. Yoksa gibi, evet ha. Abi tasavvur yoksa bilmezdi. Bilmiyor. O yüzden dima gibi bir sisteme gerek var. Bak harika. Sonra şimdi mesela eski sistemde adam diyor ki Ankara'yı arayacak. Hani böyle eski bir Türk filminde falan belki izlemiştir. Ankara çıkar adam falan da bağırılıyorlar ya. Şimdi bir merkez var, bir santral var. Diyor ki ben Ankara'ya bağlı. Oradan alıyor, Ankara'ya bağlıyor. Veya askerde de aynı sistem kullanmıştır. Veya iç hatta, bir sistem içerisinde, bir şirketin iç hatta. Bu artık elektronik hale geldi. Eskiden birisi vardı. O hatta alıyor, oraya bağlıyordu. Bu hatta alıyor, buraya bağlıyordu. Dima'nın vazifesi bu, santral. Yani şuurlu bir vaziyette tasdiği izana bağlıyor. Tasdik izana çıkmak istiyor. Ara formatlarını zaten siz yansıtacaksınız burada. O durum geldiği zaman dima devreye giriyor. Ne yapmak istiyorsun kardeşim sen? Ben iltizama geçmek istiyorum. İltizam. Yani bunlar arasındaki şeyin tahakkulun neticesine göre ara parametrelerdeki değişik ara parametreleri fikir yoluyla birbirine bağlı bütünlüğe getiriyor. Yani tefekkürün dima bütününe getirme mantığı bu. Bu şekilde. Dimanın acaba sadece kendi içindeki mertebelerde mi ilişki santrallik vazifesi var yoksa vicdanla ilişkiyi kurmada da mı görevi var? Bunun bir üst sistemi var abi. Yani şuraya da vicdan diyelim. Vicdan. Şimdi şeyin de diman da istidadı bir yere kadar. Vicdanın da istidadı bir yere kadar. Bunlar arasındaki geçişleri de kalp sağlıyor. Bunların babası da kalp abi. Ağababası. Yani bunların bu sistem yürüten de sistem kalp ana hattı da ruh oluşturuyor. Ya demin şey demiştik o da uyuyacak mı bilmiyoruz. Bu dima yani demin gelmeden biraz konuştuk da iki ayağı var demiştik şey evet. Bilgisayar sisteminde de. Onlar kapı gibi dima alem-i şehadete bakan kapısı kalbin vicdan da alem-i gayba bakan yüzü kapısı. Diman ayak. Yani onu şu şekilde ifade edebiliriz abi. Kalbin iki ayağı diyor ya. Ha kalbin dedin ha. Yani kalbin iki ayağı şey ya. Dima alem-i şehadete bakan tarafı. Evet. Vicdan alem-i gayba bakan tarafı. Zaten ayağı. Öyle. Çünkü vicdanın içine bakınca dünya cinsinde şeyler değil. Mesela hisler. Ya çok insan işte çok acayip olmuşuz. Şu anda yaşadığımız hisler dünya cinsinde değil ki.
Mesnevi'nin sonunda onu diyor ya, alem-i şehadet, alem-i gaybin arasında o noktayı istiklal var. Evet, vicdan, vicdan denilen pencere, evet. Kalp denilen pencere, nezare vicdandır. İşte Dima'nın öyle bir tarifi yok ama oradan da onu oraya koyarsak o da bu zaman bu tarafa, daha bakan tarafa gibi oluyor. Aynen öyle oluyor, evet. Şu şekilde abi, bir duyularla... say doğrusu üzerinde gösterecek olursak. Yani şey, Latife-i Rabbaniye, Cenab-ı Hakk'a bakan bizim şeyimiz ya, açılan kapımız ya, öyle diyeyim abi. Şimdi bir şey lehf-i mahfuz olarak düşünürsek, ilk olarak tahayyülü mukaddemesi, hayali mukaddemesi olan tahayyül diye bir ifade geçmişti Harun abinin dersinde, hatırlıyorum abi. Şimdi şuradan lehf-i mahfuzdan ilk vücut giydirme, akıl, dimağdan gelirken abi, eğer dimağdan geliş bu şekilde kalbe, kalp sistemindeki ara bağlantıyı sağlıyor. Ondan sonra zihin, irade, his, Latife-i Rabbaniye, bir bu şekilde gidiş var. Bir de bu şekilde geliş var abi. Bu şekilde gelişe hüda diyoruz. Buna bu şekilde gelişe de deha diyoruz abi. Bak şimdi çok ilginçti, onun için dedim. Aynen. Hüda ile deha işi yapmış. Hüda merkezin dışa buluşumu. Evet, onun gelecek abi, biraz da ona da bahsedeceğiz. Yeriyle birlikte atıf yapacak. Yani sağ taraf tahayyül değil mi? Evet abi, tahayyül. Yani ben itikat dedim buraya. 7 mertebe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahayyül dedim abi. İtikat son mertebe. Burada zihin, irade, his, latife-i Rabbaniye. Ha, o kalp ortada mı kalp? Kalp bunlar arasındaki tamam. Kalp, tamamı da. Diş yüzü, kalbin diş yüzü, dimağın bütün mertebeleri. Evet. Kalple nereye bağlıyor? Ruha mı bağlıyor? Ruh, Latife-i Rabbaniye'de ruha. Evet. Şöyle ana bir sistem düşüneceğiz, o da ruh olacak. Çok güzel. Çok dağıtmadan dimağ üzerinden gidiyoruz ya abi. Tamam. Bu belki en sonunda büyük bir şekilde çıkarırız yani. Vicdana da bakacağız. Daha vicdana bakacağız. Sonra dimağ mertebelerine bakacağız. Vicdanın mertebelerine bakacağız. Kalp cehennemden ruh cehennemine geçeceğiz inşallah abi. Çok güzel. Bak çok güzel oldu. Çünkü kalp pencere diyor. Pencere bakılan yer. Dışarıdan ve içeriden birbirine bakış yeri. Mesnevi de değil mi Resul? Evet. Ondan sonra penceredir, kalp penceresi diyor. Hatta aşk içinde öyle diyor. Kalp pencereden içeri bir ateş attı diyor. Bakan ise vicdan. Nezare. Öyle bir şey vardı. Evet, Mesnevi de. Evet abi, devam edelim. Şimdi bu konuyla alakalı yapacağımız atıflardan bir tanesi de abi. Sözler 591'den diyor ki, eğer güneş gibi bir dimağım olsa diye bir ifade var. Bunu biz tefekkür ettik. Güneş gibi bir dimağdan neyi kastırıyor? Yani büyük bir dimağ var. Aslında orada güneşin vasıflarından bahsediyor abi üstad. Devamında bundan bahsediyor. Güneş gibi dimağdan kasıt nedir? Ziyası gibi ihatalı bir ilmim. Harareti gibi şumurlu bir kudretim. Ve ziyasındaki redi renk gibi muhit duygularım. Ve gezdiğim her yere ve işlediğim falan devam ediyor abi bu şekilde. Hani dimağda, bizim nasıl güneş her an her yerde, mesela burada da, ben burada bir ayna tutsam güneş burada. Amerika'daki adam yine yani dünyanın tam şeyini hesaplayamıyorum şu anda. Orada saat kaç oluyor? Gündüz varsayıyorum abi, orayı gündüz varsayıyorum. Orada da mesela adam güneş şeyi tutsa aynı. Hani güneş nasıl ziyasıyla şeyiyle her yerde, dimağda aynı şekilde o şekilde zerreler olması lazım ki yani hep birbirinden haberdar olacak. Dimağlar bu şekilde, hepsinin birbirinden haberdar olması, ilmiyle her yerde olması, kudretiyle her yerde olması, yani güneşin nasıl ışınıyla her yerde olduğu gibi, o şekilde bir dimağ lazım ki zerrenin şeyini, zerreler bağımsız hareket edebilsin, bir ilahsız, bir yaratıcısız hareket edebilsin. Evet, şimdi bir de tartıştığımız ve tam kanaata varamadığımız konulardan bir tanesi de abi, imanın geri kalptir, dimağ ise oluyor, mâkesi nuru iman. Yine işaret edeceğiz de buna, bak, kalpten mahsat diyor. Sana haberi çankosala değildir. Mâkes efkâr dima, mahsari siyati vicdandır diyor. Şimdi mâkes konusunda biraz şey yaptık abi. Umumen ortak kanaata varadığımız şey şu. Abi şu güneş. Ortak kanaatınız. Evet, güneş. Yani son vardığımız. Son. Sizin de teyidinizi alacağız burada. Şimdi güneşten ışınlar gidiyor abi. Şu ayna, burada bir güneş, ondan sonra tekrar şöyle bir, buradan bir yansıyan olacak illaki. Mümbasit. Mümbasit. Şimdi bu yansıyanın ismi indikas. Güzel. Şu ayna mâkes oluyor. Güzel. Masar da oluyor. Mâkes oluyor.
Eğer burada bir yapılanması varsa... Makesi bu tarafa demiştik, aşağıya. Yansıdığı yere makes, oradaki de masar demiştik. Makes akisir ya abi. Akis olan yer. Ha işte orada yer. Karıştık ya. Yani buradaki mi, oradaki mi? İki tarafta ben bu şekilde yazayım. Tamam. Hasan abinin teyidini alalım ondan sonra. Ayna makes oluyor abi. Ayna makes oluyor. Şurada güneş de tecelli etmiş oluyor burada. Şimdi şurada makes ve indikas doğru mu abi? Yani makes dediğimiz yer ayna mı? Yoksa şimdi şeyde yani geçen hafta şöyle çizdim. Kompasın sonunda gözüktüğü yer var ya. Ben sen WhatsApp'tan attığın adamı. Ya hangisi göstersene geçen bir geçmiyor. Yani, şimdi geçen hafta burada güneş gözüküyor ya yansıtığı yerde. Yani ikinci bir yüzeye geliyor, aksediyor. Yani bir fotoğraf makinesine yani, geliyor. Ayna tutuyoruz, ışığı buraya vuruyor ya. O vurduğu yer mi makestir, aynanın sıfatı mıdır makes? İlk özelliğidir. Şimdi geçen hafta dedik ki burasıdır makes. Dedik ama lügatta makesi ne diye baktık? Makes ismi yani zaman ismi ve mekan yeri ifade eder diyor. O mim gelerek. Yani aksin ettiği yerdir diyor. Akseden yerdir. Külliyatta makesi daha çok şeyde güneşin vurduğu yer değil de o aynadın vurduğu yer. Aynanın vurduğu yer. Şimdi yer deyince aslında akseden yer hem burası da oluyor burası da oluyor aslında. Ama o taşıdığı yer diyor. Oraya hep ayna kullanıyor. Aynadaki aksin fotoğraf vasıtası. Yani o makeslik aynanın sıfatı mı o? Mesela masar da burada. Aynanın burada gözükmesi masariyet ciheti. Evet. Gene aynanın sıfatı. Hem masarlık sıfatı var hem markeslik sıfatı yani, var. Yani mesela onu öteki tarafa taşırsan aynadan çıkmış olmuyor. Aynanın sıfatı dışarıya taşınıyor. Aynayı taşıyor oraya. Aynayı taşıyor. İnikas ettiği yer mi markes oluyor abi? Markes olur da. Yani markes deyince biz burayı mı bakmak lazım, şuraya mı bakmak oraya, lazım? Oraya, orası biz da. Biz şura mı? Orası biz da. Ona göre de yani markes efkarı dima diyor ya, yani en böyle temel ifade o. O zaman iyi bir bakmam lazım. Makes ettiği yer diye böyle bir evet, o çok ciddi kritik olur. Yani orası. Ya o zaten şey noktayı koyacak şeylerden birisi o son noktayı dima. O budur diyebileceğimiz meselelerden birisi o abi. Onda da bu masar ve makes konuştuğumuz zaman şey çıkıyor şimdi. Makeslik varsa buysa mesela şimdi şu an kavle göre bu. Burası kastediliyor. O zaman ayna neresi? O zaman kaynak neresi? Bak şimdi o zaman şöyle çözeceğiz. O üçünü de şöyle koklayalım. Güneşe Üstad Şemsezeli diyor mu? Evet. Direkt güneş vurduğu zaman aynaya makes dersen kalbin yerine dima koymuş olmuyor musun? Öyle olur evet. Aynen şimdi onu düşünüyorum. Peki vahye ilk muhatap kimdir? Akıl. Akıldır. O zaman makes şu camdır yukarıdaki. Ha, şimdi o zaman buraya geldik. Evet. Veyahut da ikisi de birbiriyle... Birbirine ama şöyle bir şey var şöyle. Eğer dini şeylere gidersek mesela aklı olmayanın dini yoktur. Dinin ilk muhatabı akıldır. Aklı ortadan kaldırırsanız kalp vardır. Çocukta da vardır, delide de vardır. O zaman makeslik yapamıyor. Makes orası oluyor. Yukarısı oluyor. Yukarısı oluyor. Memara'da bir yer var ya, geçen okudum. Hem masarır hem makestir. İkisini bir yanda da kullanılıyor. Kullanıyor. Mastar menba telakki edilmemeli diye. O evet. Kısmı 130 kaçtı? 5'te. 135 ha, ama şu tabii ki bir tanesi böyle dini veya Risale'deki o oturaklı taşlarla gittiğin zaman şimdi dinin ilk muhatabı kalp mıdır, akıl mıdır? Akıl. Akıldır. Güneşi ilk muhatap aynadır. Aynanın muhatap olduğu, yansıttığı yer güneşi muhatabı değildir. O zaman eğer makesi sen aynanın vurduğu yere şey yaparsan o zaman din akla değil de aklın sıfatlarına ilk muhatap olmuş oluyor. O zaman olmuyor. Makes orası oluyor. Burası. Evet. O zaman bura akılsa işi devam ettirelim. Masar hissiyatı vicdanı da bulalım. Evet. Buraya yapıyor, fikir olarak yansıyor. Bu vicdanda da bu hissiyata dönüşüyor. Hissiyat olarak masar oluyor. Evet. O zaman ona masar oluyor. Yani bundan doğru şekilde Şems-i Ezeli'den gelen ilim diyelim. Akla geliyor, yansıyor veya vahiy. Yansıdıktan sonra efkar olarak çünkü Üstad şöyle doğru diyor. Şeyden geçerse vicdanda hissiyat olarak masar oluyor. Aynen masar oluyor. Yani o aslına doğru sanki dimağda viraj alıyor, aslına dönüşüyor. Oradan da olursa Latife-i Rabbaniye bunu görüyor. Ha. Süreç tamamlanıyor. Süreç tamamlanıyor elektrik ama şöyledir. Şeyden yani kendi penceresinden Allah'ı görmüş oluyor. Ama abi şöyle bir şey yanlış olmaz. Yani bu mesela ay makas masar dedik ya buraya. Masar dedik ya şimdi mesela bu da kalp olsun.
Şimdi aynı zamanda bunun da bundan alabilmesi lazım. Bunlar birbirinden bağımsız ya abi. Öyle mi? Evet. Yani birbirinden, şimdi bu iki ayrı ifade. Yani şimdi mesela... Onu ne zaman alıyor biliyor musun? Akıl bağladıktan sonra. Yani bağlıyor, güneş varıyor ama o aynı ona muhatap değil, şey değil, mukabele edemiyor insan, fetret gibi. Şimdi Allah tecelli ediyor kalbine, hissiyatlarını Allah'a, insana tecelli ediyor kutuplardakine de. Ama mukabele edecek şeyi yok, güneşe dönük yüzü yok. Şimdi varsa da veya alıyor, yüzünü bu tarafa çeviremeyince başka yere aydınlatıyor, maddesi evet. Başka yere gidiyor, vicdanla irtibat kurmayınca sistem çalışmıyor, bu döngü çalışmıyor. Yani bu antika yani bir şey söylüyor çünkü. Yani güneş ona vurması lazım. Güneşin vurmadığı yer güneşin arkası yanık olur. Ama güneşin güneş olduğunu kendi aleminde değerlendirip de başka şekillere sokan ilktir. Mesela orası güneş vuruyor, kafire de güneş vuruyor. Evet abi. Yani Allah tecelli ediyor. Ama mukabele edemiyor. Yani ilk böyle makesin, öteksi mazar. Makesin olabilmesi için bir şey, ilk direkt şeyle, güneşle muhatap olması lazım. Şey, ikinci tarafı. Televizyon örneği varsa çanak mıdır yani? İlk çanak diyebiliriz, evet. Yani burada veyahut da bu ideal sistem çalışma yöntemi. Mesela tasavvuf direkt kalp ile ayağıyla gidiyor diyoruz. Evet. Mesela o zaman akıl... Ama peki ona tasavvufa desen ki, sen bu kalp direkt Allah ile bağladın ve çalıştırıyorsun. İlmi kelamı devre dışı yaptın. Peki bu hale gelmek için akıl sana ne işlev yaptı? Aklın olmamış olsaydı bu kalp alemine, manevi alemine olur muydu? Giremezdi ki. Kalp tek başına gidemez aslında. Mümkün değil. Bir kalp... tanesinin dediğiniz gibi birisi büyük, biri çok küçük. Olur. Arkadaşlar kalp de alettir diyor ya. Ruh içinde diyor. Ruh, evet diyor. Evet. Yani alet biliyor musun? Şimdi sen aklı devre dışı yaparsan kalbi neyle çalıştırdın ki? Allah'ın da aklı yok, kalbi yok değil mi o zaman? Evet, Allah'ın da kalbi yok ki. Çünkü akıl ve kalp alettir. Onu Allah, mesela aklı ilmiyle yapmış. Kalbi ise Allah-u Alem şuunat-ı zatiyle yapmış. Veya subut-ı sıfattan yayılım. Onun bir üstü şeydir, sıfat-ı zatiye. Yani kalp ya sıfat-ı zatiyedir, şu anda bilmiyorum tam. Evet. Ya sıfat-ı zatiye benziyor çünkü zati bir şey. Ruh şey olabiliyor. Yani aklı devre, aklı o kadar ciddi ki yani o kadar basit bir şey değil yani. Çünkü akla dün derste kullandım. Hadis-i Kudsi'de diyor ki aklı yarattım. Akla demiş ki Allah, gel demiş gelmiş, git demiş git demiş. Aynı tabiri söylüyor. Otur demiş otur, kalk demiş. Senden daha kutsi bir şey yaratmadım. Ama seni birisine koyacağım ki senden daha kıymetli, senden daha kıymetli ve sen onun yanında içinde iş yapacaksın. Aynen. Hadis-i Kudsi. Dolayısıyla masa şeye, o makyaj şeydir. İlk akıl. Çünkü vahye ilk muhatap kimse makyaj olur. Şöyle Hasan abicim, vahiy direkt gaybi alemden gelmediği için, şehadet aleminden geldiğinden dolayı şehadet aleminin ilk muhatabı akıldır. Evet. Duyu organları noktasından. Duyu organları noktasından. Tabii tabii, peygamber vasıtasıyla vahye muhatap olmadık mı? Allah bir dezeme demedi ki, Osman, ey kulum, evet. Buyur ya Rabbi, bana iman ediyor musun? Böyle bir şey olmadı. Yani ara gibi bizim... Kim peygamber dedi de sana, vahye muhatap, peygambere muhatap. Akla muhatap yani. Evet. Dışarıdan gelen, yani kulakla ilk önce geliyor, evet. Bize. İlk önce. Evet abi. Şey, pardon, özür dilerim, bitiremedim. Vicdan ise sünuhat, tülühat, işaret gibi gaybi alemlerden gelen şeyleri, verilere muhatap. Doğru. Ötekisi realitelere. Şehadet alemine. Tabii realitelere. Evet. Şimdi o zaman ben de şöyle bir şey sorayım abi, umumam. Biz kalbi daha geriye taşıdık. Neye taşıdık mesela? Sıfat-ı zatiye ya da şuunatta. Şuunatta olsa mukaddesi münezzehen içerisinde, muhabbeti münezzehen içerisinde. Diğerleri mukaddesi. Şimdi o zaman abi dima kalbin içerisindeki yani vicdanda daha geri planlı olarak düşünüyorum şeyden, kalpten. Çünkü Latife-i Rabbani olduğundan dolayı vicdanda daha geri planlı. O zaman dima
şeyin içerisinde bir yere koyabilir miyiz? Vicdanın içerisindeki bir birimin sıfatı gibi. Evet. Neresi biliyor musun? Zihnin. Zaten zihni ders yaparken, aferin, dimağın bütünlüğüyle çalışan bir sistem demiştik. Evet. Zihin nerede besleniyor? Dimağı yok et. Vicdandaki irade, zihin, his, latife-i rabbani ya. Şimdi dimağı yok et. Ha, vicdandaki zihin neyle çalışır? Dimağı bütünlüğüyle çalışır. Dimağı yok edersen zihin yoktur. O zaman şey çıkıyor mesela, kafirin vicdanı yoktur derken. Tamamen yoktur değil. Usta şöyle diyor. Yoktur değil, o iki mertebe çalışıyor fakat his ve latife-i rabbaniye boyutu çalışmıyor. Çalışmıyor. Ve dimağdan da lezzet alındığını Barla'dan okudum abi. Evet. Neyle? Barla'da var. Ne? Dimağım lezzet aldı diyor. Allah. Neydi? Yerini bulurum birazdan çünkü notlar mı çok ilginç. Evet abi, şimdi şu ifade, ben akşam biraz iş yerinde genişletmeye çalıştım. Bakalım beğenecek misiniz abi? İmanın yeri kalptir. Dima ise oluyor, mâkesi nur iman ifadesi. Yakatsak da olur işi. Olur. Sana zarar olur mu? Abi bir de sen söyle. Yap bakalım. Şimdi biraz şu yoğunlaştığımız yerden devam edip aynı cümle, bozmadım cümleyi. Sözler 732'den devam ediyor. 732. Abi. Evet abi. İmanın yeri kalptir. Dima ise oluyor, mâkesi nur iman. Mâkesi nur iman. Evet, imanın yeri kalptir. Evet. Şöyle bunu da şekle yapalım abi. Kalp. Mâkesi nur iman. Ondan sonra abi şöyle dima, burası mâkes, burası nur-i iman. Nur-i imansa iman da burada o zaman. Buradan aksedecek zaten ya. Zaten mahalli iman dedin değil mi ona? Evet. Şimdi şu soruyu sordum kendime. Kalpte olan imanın kendisini dimağda mı ifade ediyor iman? Yasa kalpte kendini ifade edemez mi iman? Yani illa bir akış yeri mi lazım ona kendini göstermesi için? İmanın kalpte bir belirlenmesi yok mudur? Dima bir ayna ise, dimadan inikas edenler, dimağın meratibi mi ortaya çıkıyor? Onu da biraz sonra şeyden söyleyeceğiz abi. Dimadan meratibi muhtelifedir diyor. Orayla bağlaştıracağım şimdi. Dimadan inikas eden, dima inikas edenler, yani dimadan inikas edecek. Şimdi nur iman geldi ya abi. Buradan inikas etti. Ziya iman değil ama ha. Dikkat et. Evet. Nur iman. Burada nur iman oldu abi. Evet. İman, ziya. İmanın ziyası orada. Şurası ziya, iman. Ziya, imanın ziyası. Ziya, burada nur oldu. Orası nur. Nurdan inikas edenler, biz dediğimiz bizim nurdan inikas edenlere biz dimanın meratibi diyoruz. Bade. Ya, evet. Yani burada o şekilde aklıma geldi. Dima burada meratibi buradan çıkıyor. Yani dima arasındaki farklılık neden kaynaklanıyor? Yani o zaman bu şekildeyse, dima bir tane midir? Herkesteki dima aynı mıdır? Eğer herkesteki dima aynıysa, insanlardaki bu dimasal, yani mesela kiminin tasavvuru iyi çalışıyor, kimin tahakkulü iyi çalışıyor. İmanı olmayanın da çalışıyor. Çalışıyor. Tasavvur da var onlarda. Peki bu dimadaki farklılık neden kaynaklanıyor o zaman? Şimdi zihinden çıkan mana, dimada şey giymeye başlıyor, vücut giymeye başlıyor. O zaman bizim dimamızı oluşturan şey, bizim ilmimiz, yaşantımız, zanlarımız, bunlar bizim dimağımızı oluşturuyor. Çünkü zihinden çıkan mana, hakikat zaten sabittir. Hakikat dimağdan çıplak çıkacak. Dimağda vücut giriyor abi. Yani o zaman dimağdaki farklılıklar, hepimizde aynı dimağ var. Yaşantımız mı farklı, yoksa dimağlarımız farklı olduğu için mi yaşantımız farklı? Bu soruya ne diyorsunuz abi? Sen ne buldun? He? Benim düşüncem abi, hem dima farklı, hem de yaşantılar etkiliyor. Çünkü Allah herkese farklı istidatta yaratmış. Şimdi bazı fıtri olarak zeki adam. Adam diması farklı çalışıyor. Benim sınıf arkadaşım olabilir, mahalle arkadaşım olabilir. Adamla mesela matematik dersine giriyoruz. Adam bir sefer anlıyor, ben iki sefer anlıyorum. Türkçe'ye girince ben bir sefer anlıyorum, o iki sefer anlıyor. Demek ki dimalar insanlara farklı farklı veriliyor. Yani istidat noktasında herkesin diması farklı. İstat noktasında farklı. Bunu da bir de aynı zamanda dimağı biz geliştirebilme kabiliyetimiz var. Bu da bizim şuurdan kaynaklanıyor. Bu da şeyden oluyor abi. Yaşantımız. Mesela nurculuktan önceki yaşantında harama çok şey olmuşsan, harama çok içli dışlı olmuşsan o seni bırakmıyor artık. Ama öteki adam parayı seviyor.
O da onun imtihanı. Mesela o adamın kadından çok bir şey yok. Mesela parayla imtihan olmuyor. Eli cebine gitmiyor adam. Ateş. Öteki de cömert, sahi, parayla ya umurunda değil malı mülkü yansa, öteki de hayalinden kurtulamıyor tek adamda. Dimağındaki işte sürekli rezil şeyler geliyor. Hani dima bir başlangıçta fıtri olarak bir verilenle şey oluyoruz ya, imtihan olacağız ya. Bir verilen bir dima var. Bu dimağla da imtihan oluyoruz. İmtihanı da işte bizim yaşantımız ve ilmimiz ve zanlarımız oluşturuyor. Ben şahsi abi, düşüncem. Herkese aynı bir kooperatif sitesinde aynı apartman veriliyor ama kimisi mutfağı genişletiyor. Kimisi terası balkonun içine alıyor. Kimisi işte bodrumu bölüyor. Herkes değiştiriyor. Evet. Burada peki abi limanlı fikir, tekçi iman diyor ya. Evet oraya geldim abi. O cevabı buldunuz değil mi? Yani İman mı dima bölüm yapıyor yoksa imanın o nuru her bölüm kendisine tefüz ediyor mı diye sormuştun ya baştan. Evet abi çözdün değil mi cevabını? Ben bu şekilde anladım yanlışsa bilmiyorum. Orada da şey yok mu? Sistemin aslında iki yönlü çalışması var ya. Dışarıdan bizim içeriye aldığımız onu imanımızı beslediğimiz taraf var. Yani imandan vicdana iniyor. Bir de bizden çıkan şeyler var. Evet. Kelam olarak hususen. Doğru. Ve belki bazı niyetler de çıkıyordur veya sirayet ettiğimiz manalar da bizden çıkıyordur, çıkanlar. Bir girenler tarafı var. Yani o nuru imanın aksetmesi sanki çıkan yön gibi. Dima yapısı, sistemi imanla alakası yok. Çünkü kafirin imanı yok. Fetret evrenin imanı yok, dima var. Dima bir sistemdir. İman ise Allah'ın zatının bir nuru. Yani iman nuru oluşturmuyor. Eğer öyle olsaydı çocuğun o sistemi çalışmazdı. Şeyin çalışmazdı vesaire. Diyelim ki öyle bir şey olsaydı eğitim ne yapardı? Ölürdü. Demek ki sistem var. Sisteme giriyor iman. Peki dima herkeste aynı mı abi? Değil. Değil değil mi? İstedadına farklılık olması lazım. Nuru iman o zaman insan... Ama dediğin gibi birisinin tahayyülü kuvveti, tasavvuru kuvveti, tahakkülü kuvveti, itikadı kuvveti. İman aşağıda, itikat yukarıda, dimada. Evet. Yani farklı farklı çalışıyor. Mesela diyelim ki benim tahayyülüm, usta diyor ki çok kuvvetlidir benim diyor. Tamam. Tahayyülü güçlü olanların şekillendirmesi güçlü olur. Şerid işte batılı tasvir eder. Hayır ise hep böyle biz haritalar. Yani haritalar yapabiliyor vesaire. Hayırda kullandığını gösteriyor. Ama İmanı olmayanın tahayyülü vardır. Ama benim tahayyülüm değil. Benimsine benzemez. Evet. İçeri aldıklarıyla mı değişiyor abi? Kesinlikle. Yani sistemin itibariyle hepsini aynı. Şöyledir. İçeri aldıklarıyla... Bak kardeş, istidat herkes eşittir. Kabiliyet herkes de farklıdır. Mesela herkes pilot olma istidadındadır. Ama herkes pilot olma kabiliyetinde değildir. Kabiliyeti etkileyen kabil olmak... Kap olmak, örftür, ananedir, genetiktir, büyüdüğüdür, aldığı kültür, diğer zaaflarıdır, kabiliyetini etkiler. Onun için kabiliyetler istidatlarını bozuyor. Hani Cemal bin Aziz diyor, o binayı çizdiği gibi. Bina istidattır. İçindeki odayı istediğin gibi değiştirmek de kabiliyettir. Adam bina almışsın kooperatiften ama iki odanın arasını duvarı yıkmışsın, bir salon yapmışsın. Kabiliyetini geliştirdin. İki istidat, farklı istidatı tek yapabiliyorsun. Kabiliyettir bu, kabil olmak. Yani kabiliyetine göre enerji yayabilir. Kesinlikle. Bu sefer kabiliyetin iyiyse iki odayı mı yaptın kardeşim? İki odayı bir oda mı yaptın? Misafir çok alacaksın. Gelenler çok yani. Salonunu gibi yaptın. Biz de tuttuğumuz daireleri, satın aldığımız daireleri dersen nasıl yapıyoruz? Burası nasıl böyle? Ne tuvalet var ne mutfak var. Bak, sahra iki bir burası. Bölüleri hepsini kaldırdık. Ama yukarıki katlar böyle değil. Ben kabiliyetimi değiştirdim. Kabil olmayı. Yani dışa açıklığımı değiştirdim. Dışa açıklık. Verileri, istidadın verisini dışarıya, dışarıdakini istidada alma kapısı, kapasitesi, kabı, kabili, kabilet. Herkes doktor olma istidadındadır ama kabiliyetinde değil. Şimdi siz biraz önce söylediğinizde muhalif olarak aklıma bir şey geldi de abi. Ha çok hoşuma gider. Şimdi buradaki iman bizim
bildiğimiz Allah'a iman değil gibi sanki abi. Mesela herkes bir şeye inanıyor ya, iman ediyor insanlar. Mesela kimisi cesarete güveniyor, kimisi aklına iman kimisi ediyor. Kimisi ateiste inanıyor. Hep iman şimdi, var, imansız olmuyor. İmansız olmuyor. Çocuğun da kendince düşünceleri var. Ondan sonra delinin de belki vardı, bilmiyorum. Var. Şimdi o zaman şu ifade gerçek oluyor. Dima nur iman oluyor. Herkes de bu böyle. Biz de Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde. Yani dimağımızı bundan sonra biz şeye bağladığımız için, vahye bağladığımız için, dimağımızı vahye bağladığımız için ona göre alıyoruz. Dima süzüyor. Fehim süzüyece. İmani İslam olarak İslami ifadeyle değil, inanmak daha geniş manada düşünmek lazım sanki abi. Tabii siz diyorsun ki yani nur iman herkeste var mı diyorsun? Herkeste var abi. Yani mahalli mektubatta şöyle bir tabir var. Hani insan da helal, nefis, şeytan daim galip oldukları için abi nur imanı çalarlar diyor. Her adam şimdi, dinleyen onlar galip olursa nur imanı da olmuyor. Çalıyor çünkü onlar nur imanı. Şöyle abi hani bir imanı çeşit çeşit sıraladık ya abi. Bir his seviyesinde bir iman var. Bir de ruh seviyesinde. Mesela şimdi bir bizim inançlarımız var, bir düşünce sistemimiz var. Budistlerin de kendince inanıyorlar. İneğe tapanlar da iman ediyor ineğe. Şimdi bizim için, Müslüman için kullanıyor o ifadeyi. Müslümanın imanı için kullanıyordur abi orada üstad ifadeyi. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu kalpte iman her türlü şey yapıyor. Ve diğer şurada diyor ki bak, fikir ile dima bekçi iman diyor. Fikir ile dima bekçi iman. Şimdi dimağı nasıl bütünlüğe getiriyorduk abi biz? Tefekkürle. Tefekkürle bütünlüğe getirdiğimiz zaman bekçi iman oluyor. Peki imana ne müdahale edecek ki şey olsun, fikir şey yapsın, karşılık versin. Şimdi dimağın 7 mertebesi var. Bunu biz tasdik dersinde birlikte tezekkür etmiştik. Diyor ki tasdik dersinde birisi şey yaparsa, tasdiklerse ondan sonra batına geçiyor abi. Şimdi bu dima bütünlüğüne tefekkürde biz aklımızı şeye bağlarsak, vahye bağlarsak, yani manevi şeylere, yani Cenab-ı Hakk'ın şeyine bağlarsak her şey geliyor. Nur imandan yine tekrar dimağımızdan şey yapıyor. Dimağı muhatap oluyor ya, muhatap dima ya abi. Ama şey geldiği zaman, dine muhalif bir şey geldiği zaman dima diyor ki, diyor bu şeriatta yok, ahkamda yok böyle bir şey, sünnet-i seniyede böyle bir şey yok. Dima kalpteki imana şey yapıyor, kalkan vazifesi görüyor, bekçilik yapıyor. Neyle yapıyor bunu? Fikir ile diyor abi. Fikir ile dima, fikir ile. Dimanın bir partisi değil mi abi fikir? Sanki burada iki ayrı birim gibi anlatılıyor. Fikir, takulun, aklın içindeki bir sıfat. Şimdi dima neydi abi? Şu dima. Ya bu dimadaki biz bütünlüğü sağlayan neydi? Tefekkür. Tefekkürün tekil hali nedir? Fikir. Yani dima fikir yoluyla dima bütünlüğe getiriyor kendini. Bir kalkan vazifesi görüyor. Fehim süzgecinden de süzecek daha. Geldi bir şey, bir şüphe geldi, bir şey geldi, bir vesvese geldi. Dima izah ediyor onu. Mücadele ediyor o işle. Ondan sonra kalbe girmesini engelliyor. Ama diğer türlü düşünürsek, kalbin çalışma sistemi içerisinde adamın bir inancı olması lazım ki dima çalışsın. Eğer adamın hiçbir şeye güveni, inancı kalmamışsa intihar ediyor zaten abi. Çünkü dima bir şey bulamıyor. Yapacak bir şey kalmıyor. Ne yapıyor? Adam intihara gidiyor abi. Bu yüzden yani iman noktasında inandığı şey uğrunda. Yani buradaki iman inandığı şey uğrunda diması çalışıyor. Dima ona hizmet ediyor kalpteki şeye. Yani zaten inandığı şeye zaten hizmet ediyor birim ama bir sistem iman yok mu kurulmuş yani böyle bir sistem var. Ama illa bizim İslamiyet'teki imanla çalışmıyor tabii. Evet evet aynen öyle diyor bana. Tabii. Bizim ben İslamiyet'teki iman demiyorum ben. Ateistlik de bir inançtır. Sıra da tabii. İnandığı şeye göre bu aktif oluyor. Makesi nuri iman da o zaman inandığı şey karşılığında dima geliyor abi. Dimadan çıkan şeyler bu adamın şeyini oluşturuyor. Dima şeyinin meratibini oluşturuyor. Eğer hakiki manada İslamiyet manasındaki iman gelirse dimanın bütün mertebeleri çalışıyor. Aktif oluyor. Rab olarak paraysa diyorsun. Ama şimdi mesela adam
inancı kadınsa tahayyül ve tasavvurda kalıyor. Veya tahakkula çıkıyor en son. Çünkü şeytan burayı işletiyor ya, üste çıkamıyor şeytan. İnançlar neyse o şekilde çalışıyor. Niye inanmıyor mu? İltizam izan etmemişim paraya. O öyle bir inanmış ki para her şeydir diyor adam. Böyle itikad şimdi, etmiş adam. Bu tarz şeyler, ademi olduğu için abi bu tarz şeyler, ademi olduğu için şeytanın buralara hükmü yok diyebiliyorum abi. Ademi... Bence çalışıyor. Sanki 21. yüzyılda onlara gidiyor abi. Tasavvurlara da gidiyor abi ya. Yani o senin tanımına göre de kafirde kalp olmalı zaten. Sonu yeşillensin. İmanın mahalli olması için, değil mi? O zaman zihine belki gene şey var. Zihinde oluyor, zihinde ama yarım yamalak oluyor. O da kalbin bir sıfatı ya. Şey şimdi... Hasan abi el atsın olaya. Yok, şey yapacağım size. Bu kat var ya, kat. Merdiven kabul edin, içeriden birbirine bağlayan. Sırt merdiven için söylüyorum. Sülük bu. Bu bizim hacamat çıktığı sülük değil ya. İlerleme. Seyri sülük peki. Evet. Ondan sonra tevehüm. Tevehüm. Doğru mu yazdım? Evet, abi. Geldi ya. Tevehüm. Şimdi bu merdivendir. Ara formatları. Bunlar neydi? Onu da koyalım ki. Bunu siliyorum. İşlevini yaptı galiba. İşte dünyada böyledir. Vazifesini yaptı mı? Tamam. Katlar. Bunlar ise ara köprüleri. Yani merdiven. Diven veya asansör de olabilir de şey kattaki tabla. Kat tablaları. Yani beton, tamam mı? Tamam. Yani bu tabi bunların şeyleri de var öyle. Bu ara formatlar o kadar önemli değil yani. Şunlar da var. Yeri neresi bakımından tefekkür ederken bu çok önemli kullanılacak malzeme. Zemin yani. Mesela bunu başka bir yerde de şöyle kullanıyor. Sülük değil de şey kullanıyor. Şüphe değil de onu bir bakayım dur. Şey olmasın. Sen devam et. Abi o zaman bir şeyi de anlatayım. Ondan sonra tüm size tamam. Bırakayım burayı. Tamam abi. Soracağınız bir şey varsa abiler ekleyeceğiniz bir şey tek benim üstümde kalmasın bunlar. Zaten eğer devamında yine şey yaparız. Yine şey yaparız. O zaman şu şeyi de anlatayım ben. Diyor ki abi dimağda merak... Bir dakika, şuraya bir çekilir misin? Tevehüm, tefekkür, daha aşağısı var mı? Yok değil mi? Yok abi. Bak, bir başka şey tespit de şöyledir. Tahayyül. Bak, tahayyül bizim bildiğimiz tasavvur. Taakul, tasdik, izan et izan. Bu tahayyül ile tasavvur arasında tevehüm var. Onu koyduk abi. Ama yok, yeri farklı. Ha, yeri farklı. Yeri farklı yani, tamam mı? Aşağı inecek yani. Yani bir başka şey. Böyle de olabiliyor. O aşağı inince en sonunda şu oluyor bakın. O yukarısı değişiyor. Onu da denk gelebilirsiniz külliyattan da. Mesela şu hal var ya, yedinci tabaka evet, yukarıda. Mesela o şeye itizam, itikat. İtikat şurada. İşat, şehadet, şuhud. Yani şeyleri bir aşağı şöyle yapmışsınız abi. Yani bir aşağı çekiyorsunuz. Yani üstte bir şey koymuyorsunuz. Şöyle, bunların hepsi zemin olduğuna göre aslında şu oklar hepsi bir alttan geliyor. Aslında şu, yani şu zeminin oku bu. Bu zemin. Yani sülük bu şeyden, sürecin adı değil mi? İlk başlangıç, evet. Sıfır. Ha, şimdi oldu. O sülüğü yazar mısın? Sülük değişim başlangıcı.
Yani aslında zemin sülük genel at aslında bu sistem hani şey gibi. Bu ne bu? Bu sülüktür bu. Şey gibi. Evet, evet. Şimdi oldu. O siyahı da çizer misin binanın şeyini? O duvar yan çizgi. Ha şunu mu abi? Evet, şey, tefekkürümüze, zihnimize yanlış fotoğraf gitmesin. Çünkü bana rağmen çalışıyor. Şu anda kafa düzeliyor biliyor musun? Bu bana yukarıya da düzelt orayı da. Çünkü bu içeriye giren canlı ve ruhlanıyor. Çok mühim yani. Evet. Ha bak. Şimdi bana da... Şimdi daha doğru oldu sanki. Ha, şu anda daha doğru. Hepsi diğerinin zemini oluyor. Evet. Bu döşeme diyorlar, kat döşemesi. Ama şuna şu diyebilirsiniz bak. Bu hal var ya son kata. Şu. İtikat var ya itikat. Evet. İtikadı şeyine de şey yapar mısın şuraya? Merdiven demeyelim. Şu bunu dur dur. Şöyle yapayım. İçlerinde yazılı mı abi o bir taraf safsata? Yok şöyle bunu da yazayım da dur. Hangisini kullanmam gerekiyor? En yakın şu geliyor bana. Şu. Şu. İşhat. İşhat. Şehadet. Şu. Şehadet. Zaten türevleri şahadet. Niye o hepsini kullandığımız zaman aynı şey. Şuhur. Yani şunu da yapayım. Tamam mı abisi? Yazıyı da aynı şekilde yuvarlıyor zaten. He? Kalem aynı şekilde yuvarlıyor. Evet. Şey verdim. Çirkin yazmış. Tamam. Tamam abi. Şey gibi gözüküyor ama böyle uğraşma çizdi. Hafızaya şey göndermek istiyorum. Mesaj öyle gitsin. Bak şu anda oturdu. Tamam? Evet abi. Hepsi iki tarafı da birleştirdik. Ondan sonra bu vicdana gidiyor. Buradan sonra. O ana katlar, o ana formatları zihni oluşturur. Peki şöyle bir diyeyim, sen devam edeceğim. Ya arkadaşlar, biz takkenin altında, saçımızın altındaki bu kafa, işte bu aynı zamanda şu, şu çok önemli. İsa'dır. Şöyle kulak diye. Buradan vahiy geliyor. Zar bozulmuyor. Oluşan, bu katlarda oluşan kişilik kazanımları dershanede, şu aldığımız eğitimle tahayyülümüz, tasavvurumuz, tahakkulumuz, işte bunları da yerine oturdu mu tefekkürle bir kişilik kazanıyor. Kişilik. Bu bütüne gelen şey, bütünsel ha, ona meşrep itibariyle isimli meşrep. Başka bir şeyle peygamberler birbirine yakın İbrahim Üstad kullanıyor. İsevi de kullanıyor çok. Üstad çok öne çıkartılan peygamberlerden bir tanesi de Zühd'de vesaire şeyde Enfusçilik'te şeydir 20. sözde İsa'dır. Bu aynı zamanda İbrahim'i. İbrahim'i meşrepte şey vardır. İma için ateş de kullanılır. Hal var. Ateş. Dima için ateş kullanmış. Bu ateş tamam mı? Dima halet ateş. Halet var değil mi abi? He? Halet var. Halet var. Halet. Bütünlük halettir. Halet okuduk ya bu halet. Evet. Bu halet arkadaşlar Nemrut'un ateşi olabiliyor. Nemrut'un ateşi. Veya İsa olursa ekilmemiş çörek bir tarla. Şimdi İbrahimleşmek. Bu aynı zamanda İbrahim'i. İbrahim'idir ve İsevi'dir. Eğer sen İbrahim'i sıfatları ekmesen, sokmasan buradan içeriye İbrahim'i, bu seni Nemrut'un ateşi oluyor. Bütün panik atak, depresyon buradan çıkıyor. İşte bu. Panik. Yani doktorlar ne demiş? 1, 2, 3, 4, 7 mi? 7 de burada mı? 14. 14 tane temel hastalığa bir isim koymuş. Mesela tereddüdü bozuk demiyor da diyor ki paranoya diyor mesela. Yani böyle şey görüyorsun mesela. İhtimali yakin zannediyor. Paranoya burada. Tamam. Yani bir gavur bir isim koymuş. Aslında bu.
Şimdi adamlar bunu çalmışlar yani. Hani şeyden çalmışlar. Hani İslam şeylerinde hem memleketin petrollerini aldıkları gibi hem ilmini de. Sonra kendilerine isim koymuşlar, düzen. Şimdi 14 tane temel psikoloji hastalıktır. Biz de mesela halimiz bu. İşte ben diyeceğim şu, bu İbrahim Nemrut'un bir ateşidir. Buradan iki şeyle çıkarsın diyor ustad. İki şeyle. Bir, şefkat, tefekkürle. Tefekkür. Peki İsa nasıl bütüne geliyor? Hidayetin şeyi. Mesela vahiy geliyor. Zar bozulmuyor. Bu Meryem. Bu Meryem. Çünkü ben Meryem olmayacağım, kadın olmayacağım. İsa da olmayacağım. Kur'an'da niye var? Ben başkasının kitabını niye okuyayım? Bu benim aslında. Meryem, ağzından çıkan hidayet nurları, sohbetler, anlattığım mevzular, karşıdaki kurulmuş bir gönül namaza başlıyor, davayı tanıyor, Allah'ı tanıyor. O zaman onun İsa'nın ruhu diriliyor orada. İsa ruhullah, ruhu diriliyor. Tamam. Muhakemattan sizi tasdikleyen şey abi diyor ki, faraza tasavvuratı dimağdan kaçıp hariste tecessüm etse. Faraza tasavvuratı dimağdan kaçıp hariste tecessüm etse. Bu demektir ki dimağda da tecessüm ediyorum. Evet. Cisimleşiyor. Tasavvurat mı? Evet, tasavvurat. Mesela diyelim ki ben bir şey düşündüm. Bu malumat mıdır, şerh midir gibi de aynı şey. Ondan sonra eğer dimağa kaçtı bu. Senin tasavvuratın kaçtı. Gitti orada yer bulacak mı? Ve devamında diyor ki abi, belli bir ifade kullanmışlar burada. Hariç onları istilhak ve nesepten inkar etmesin ve desin, onlar benim veledimdir. Ya. Sizin dediniz yani. Tabii 107 değil mi? 107 abi. Ha, burası yabancı değil. İşte yabancı değil. Mesela Hasan bunu izah etti. Demek ki dimağda da dönleniyor. Dönleniyor. Veledi oluyor yani. Veledi oluyor bak. Bir daha devam. Bak bir daha oku bak. Nasıl İsa dölleniyor bak. Meryem dölleniyor bak. Faraza tasavvuratı dimağdan kaçıp hariçte tecessüm etseler. İçeride değil dışarıda tecessüm etseler. Hariç döllense karşıki bir vücuda döllense. Hariç onlar istilhak ve neseplerini inkar etmesin. Ve desin onlar benim vehut kendahu benim veledimdir. Tamam. İstilhak ediyor. Yani istilhak sen belediyecisin. İstilhak adam şey yapıyorsun onu halka haline getiriyor. Ya alıyorsun, satın alıyorsun, adam bedeli veriyorsun, benimdir diyor artık bu. Anlaştım. Ha, şimdi bak, izahla malumat arasında ne? Mesela diyelim ki güneş saniyede 1 milyon 400 bin ton atom patlıyor. Var mı külliyata böyle bir şey? Bu malumat. Ama şu söylediklerimiz var ya, tereddütçü ve falan, bunu söyledik, gönderdik zihinlere. Risale-i Nur diyor ki, veya işte kitap veya insan dimağı, bu benim veledimdir. Bu Hasan istimlak etti. Benim elimden aldı yani. Bu bendendi. Bu benim tarlamdı. İstilhak etti. Kendisine hak kıldı. Kendisine aldı. Ama bu benim veledimdir. Benden çıkmıştır bu. Benden doğmadır. Benden doğmaya veled deniliyor ya. Benden doğdu. İşte metinden, Hasan'dan evlat doğması gibi. Risale metinden bunlar çıkıyor. İşte bu benimdir. Son cümlemize geldik abi. Ha, şey de var ondan sonra, deha iktidarı var. Dimağda meratibi ilim muhtelifedir, mültebise. Dimağda meratip var, birbiriyle mültebis, ahkamları muhtelif. Normalde abi, dimağda meratibi ilim muhtelifdir diyor. Yani ilim mertebeleri farklı. O zaman şunu diyebilir miyiz? Bunların hepsi ilmin bir mertebesi. Meratibi ilim bunlar. Yani ama bunlar iltibas edilmiş diyor. Peki biz bunu nasıl ayıracağız üstadım diye soruyorum. Diyor ki birbiriyle mültebis ama ahkamları muhtelif diyor. Çok ahkamından tersi değil. Ahkamdan altını çizeceğiz yani. Evet. O dışa çıkışları sıfatlarıyla çok acayip. Peki buradaki tahayyülün ahkamın tevehhüm olma ihtimali var mı? Oradaki zeminler, katlar. İkisi arasında var değildir. Bizzati kendisi değildir. Ahkam fiili karşılığı. Evet. Yani element, ahkam ya, hüküm verilmiş. Ahkam, hüküm. Ama tevehüm o değildir yani.
Daha hüküm için verilen önermeler, malzemeler, mahkemeye veriyorsun daha. Bunun daha altı da var mı? Evet, devam et abim. Son şeyimize geldik abi. Dima, deha, dima işler. Kalbi de karıştırır. Bunu Sözler 714'ten okuyorum. Deha, dimada işler. Kalbi de karıştırır. Hüda, kalpte işliyor, dimada işletir. Allah. Şimdi bu şu şuradaki şeydeki gibi abi. Burada benim merak ettiğim hüda ne abi? Yani hüda Kur'an-ı Kerim mi? Yani kalbe işliyor. Cenab-ı Hak bizim muhatabı Kur'an-ı Kerim'le oluyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in harfleri bize koridor oluyor. Muhatabiyetimiz o şekilde. Okuyoruz abi. Hüda ne demek biliyor musunuz? Ya bir yaratıcı gibi bir manası var. Lügatta da bilmiyorum. Farsçadır. Farsça Allah demektir. Hüda. Farsça Arap Allah demektir. Onlar Farslar Allah demez. Hüda der. Hüda verdi, Hüda yarattı. Burada benim anladığım abi, eğer bir kimse, yani her şey zaten biz levh-i mahfuzdan şey yapıyoruz, istinbat ediyoruz, feyizleniyoruz levh-i mahfuzdan. Aklımıza gelen her şey levh-i mahfuzda var. Var. Şimdi burada biz, burada hani kalbe gelenin, akla gelenin kafaya karıştırması, yani asıl aklı tutmasında adam mesele kendine esas alaraktan düşünmesi. Yani nefsin ortaya koyaraktan düşünmesi, her şeyi Kur'an-ı Kerim'in bütün ahkamlarını kendi mantığınca sıyıştırmaya çalıştırdığı zaman adamın kalbini de karıştırıyor. Evet. Yani kalbe yanlış malumat veriyor. Olması gerektiği gibi değil. Hani şu mesela Cenab-ı Hak'tan gelmişse kabulüm olursa abi bir mesele aklına Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet. Ayetse kabulümdür, tamamdır, başımı tacı edersen. Bu direkt şeyi kafadan, akıl devreden çıkarıp direkt vahye bağlanıyorsun abi. Kalp muhatap oluyor. Evet. Eğer sen kendi şeyinle, yani mesela peygambere itiraz ediyor adam. Yani ben olsam şöyle yapardım, ben olsam böyle yapardım dediği zaman kalbi bozulduğu için, aklı şeye istikametini bulamadığı için kalbi de karıştırıyor. Niçin bozuldu biliyor musun? Hepiniz buraya bir bakın bakalım. Şu anda sen konuşurken Allah'ın ikramı. Şuraya bakar mısınız benim bilgisayara? Karanlık. Görüyor musunuz? Var mı bir şey? Gel bak, bakın çünkü çok önemli. Yok abi. Peki ben buradaki, burayı nereden tasarruf edeceğim? Dima budur. Ben bunu nasıl tutacağım? Gözükmüyor ki. Bak hele. Şuraya bakın karşıya. İçerisi burada. Gözükmüyor ama bu orada. Peki buraya müdahale ederken neyle müdahale ediyorum? Dişiyle. Aynen öyle de. Ayna. Gördüğün budur. Bunun saçını taramam gerekirken onu tarıyor. Şimdi burası gözükmüyor. Ora neresi abi? Burası dima. Orası dima, ora kalp. Orası kalp. Aslı şeyi. İşliyor dedi ya. Yani oradan buraya işliyorum. Bak çıkart bana. Bak kapatayım. Şurası kapanmış mıdır? Kapanmıştır. Peki gördün mü burada? Yok. Peki nasıl kesin eminsin? Oradan. Şüphen yok değil mi? Böyledir. Vahiy böyle yapar. Mazhar olduğu yer. Evet. Olduğu yer. Evet. O da hissiyat olarak mazhar oluyor. Cüzdi ihtiyardan vazgeçersen oradan. Oradan yani. Oradan müdahale ediliyor. İşte eğer şey yapmak istemiyorsan o geneldir herkes. Ne oldu şimdi? Bağı kopardınız. Bağı koparttım. Ben kendimi idare etmeye çalışıyorum. Hiçbiriniz görmüyorsunuz. Benim. Ben ne yaparsam yaparım. Doğruyu da yaparsam doğrudur, yanlış yaparsam da doğrudur. Siz akılsınız, biz de diğer mertebeleriz abi. Evet. Yani ne yaptım? Kuyudasınız şimdi. Ben kuyudayım şimdi. Evet. Ama biraz önce beraber çıkacaktık. Beraber aynı yerdeydik. Yani biz de olduk değil mi burada? Sıfatlarımdınız. Taakkul, tasavvur, tasdik. İdiniz, diman mertebeleri. Şimdi ben kuyuya indim akıl. Kendime güvendim, kuyuya indim. Taakkul, ben şimdi kendim idare ettim. Ne yapacak? Ama şu anda kendim ben muhatabım. Siz şu an oturan tahayyül müsünüz? Yani ben tahakkülüm yani. Şimdi vahiy bağlanacak. Ondan sonra aha sana bağır. Ben kuyudayım bağırıyorum. Görüyor musunuz? Diyor ki vahiy bağlan kardeş bak. Ya nasıl yardım al da yardım al. Ben kuyuya çıkartıyorum. Vahiye bağlan diyor. Ya abi ya nasıl olacak diyelim.
Valiye bağlan. Bağlan, bağlan, bağlan. Kuyunun kapısı açılır. Bak. Hadi. Yani. Ha geldi. Aa vay be. Hepiniz görüyor musunuz? Abi şurayı böyle yap ya, şurayı böyle yap. Sen öyle bir şey diyorsunuz değil mi? Ha ben vahye bağlandı mı bu vahiy? Şu vahye bağlandı mı? Hepinizi bir bütün yapıyor. Ve hepiniz bana yardım ediyorsunuz. Ben de eminim. Hatta eksik de olsak ümmetim yanlış ittifak etmez hadisi. Yani böyle misiniz? Mesela diyelim ki nurculukta ya ne biçim ders oluyor falan. Ben varım, sen varsın, o varsın. Kitapta da var, delillerimiz de var. Şüphemiz yok bu ders yönteminden. Mudavele-i efkar, muzakere-i mutalarıza. Ha bak, siz hepiniz şu anda katılımcı mısınız bu karşıdan? Abi şöyledir böyledir, öyle bakmıyor musunuz? Katılımcısınız. Katılımcı olabilmeniz için vahye bağlanmam gerekiyor. Bütün alemle Cebrail, Mikail, İsrafil. Şimdi bakın oraya. Katılımcı mısınız? Yok. Ben kendim başıma kaldım, kuyu da benim. Çıkarsam çıkarım, çıkamazsam çıkamam. Nasıl çıkacağım vahisiz? O zaman şeyde, dimağda esas aktör taakul mü? Yok, o aktör, yani şey, evet, taakul, yani aktör o esas o, bağlamayı o karar veriyor. Onun için o zaman hani benim de bir sorum vardı geçen haftadan. Niye akıl dimağda böyle bir herhangi bir mertebe gibi zikrediliyor? Aslında akıl kalp diye... Hem İslam literatürde üstad da çok kullanıyor. Evet. Akıl aslında bir önemli aslında bir merkez o, ama. O kadar mesela diyelim ki şöyle. Burada çok kişi kalıyor muyuz? Evet. Kalıyoruz değil mi? Veya bu cemaat. Şimdi mesela burada Osman abi biliniyor. Hmm. Yani Osman abi mi var? Yok. Yani alem olmuş, unvan olmuş. Sırf üstad mıdır nurculuk dünyasında? Evet. Hepimiz varız. Allah'ın davası onun değil ki. Ama üstad bu alem ve unvan olmuş. Peki... Allah'ın Allah ismi var. Başka ismi yok mu? Allahu Ekber Allah. Ünvan olmuş. Bazı ismi cami olmuş. Ha dimağda da akıl ünvan olmuş, alem olmuş. Dima deyince akıl aklı geliyor. O Kutsi'deki dediğiniz ehemmiyetinden dolayı da var mı? Hani tabii, kıymetli şey yarattım dediği. Tabii. O hadi, ona da bakıyor. Tabii ona da bakıyor. Yani aslında bir imtiyazı var yani. Onu da bekliyor. Olmaz olur mu? Orada sırada üçüncü geliyor ama. Diğerlerinden sıyrıldığı bir tarafı var aslında. Var tabii. Geliyor. Var tabii. Öne çıkan bir hali var. Var. Cemaat bayağı da. Ha değil mi? Cemaat içinde de tahayyülü, tasavvuru, tahkulü, tasdik gelişmiş ayrı ayrı fertler var. Evet. Hepsi bütün olunca dima çıkıyor. Şahsı manevi çıkıyor. Zaten şöyle bir şey de var ondan sonra. Sen bir şey, onu da kesin hemen şey alacağım seni. Tamam. He şu. Mesela şahsı manevi nurculardan çıkan şeydir. Kafasından çıkanlar enerji yap, yığıldı. Kalpten çıkanlar, ruhtan çıkanlar, bir de yaşadı. Yaşadıktan. Onu birleştir. Şahs-ı manevi böyle realiteli, mahluktur, canlı ve ruhludur, şuurludur, akıllıdır. Bizi nasıl aktif ediyor? Aklımıza bir fikir veriyor, kalbimize bir meyve veriyor, biz de yapıyoruz. Biz diyoruz ki, ya benim aklıma geldi. Sen de getirirdi kardeşim, getirilmezse gelmezdi. Sevdirilmezse sevemezdi. Sen kendi başına mı zannediyorsun? İşte kabirde de böyle yardım edecek sana, böyle bir şey. Şimdi ne diyeceğim biliyor musun? Böyle bir şahs-ı manevi var mı? Var. Bu fertlerden teşekkür etmiş mi? Esbab aleminde. Esbab aleminde bu şahs-ı manevi girişte fertsiz gene oldu. Yani şahs-ı manevi nurculuğundur. Ama o şahs-ı maneviden istifade edip dengesiz olmaman için bir mutlaka daire içinde görüşüp şey yapabildiğin, seni oralara taşıyacak bir gene abin, önde giden birisi olması lazım. Çünkü şahs-ı manevi seni taşıması lazım. Evet, baki hakikat o şahs üzerinde bina edilmemiş. Ama bu şahs seni oraya taşıyor. Yani bu kablo, kablonun üzerine bina edilmemiş bu ilim. Ama bizi oraya taşıyor. Bunun vazifesi o. Ayna mazar olduktan sonra, makyas olduktan sonra tutarız. Ama nurun kaynağı değildir. O şahs-ı manevi baki hakikattır. Fani şahsın üzerine bina edilmez ama... Fani şahsın, Resulullah da fanidir, ustad da fanidir ama anlaşılmaz bir kitap malumsuz olsa. Demek ki bizi o hakikata bağlayan kablodur o şahıs. Yani o şahs maneviye de mesela kolunu sağlaya sağlaya adam, mesela sokakta bir adam Risale-i Nur okusar, şahs-ı maneviye girer mi? Girer. Bir şey kalka girer ama yani siyahlı değil, düşer. Onu kolunda tutacak, yapma, burası iyi değil, burası iyi. Haramdır, helaldir, haram sana. Yani oraya seni taşıyacak şey lazım. Ancak ustad gibi şeyler lazım ki
hiçbir böyle bir şey yokken bir anda böyle bir şahsım mani oluştursun. Biz aciz olduğumuz için, bu cemiyette olduğumuzdan dolayı o şahs-ı manevi kendi başımıza girmede çok zorlanıyoruz. Onun için latif nüktelerde diyor ki, evet şimdi nurculukta şahs yoktur ama bazı fıtratta vardır. Yani çoğu fıtrat böyle de zayıf olduğu için şahsız gidemiyor, daire içinde abi bulabilir diyor. Tamam. Şimdi senin diyeceğin iş yapalım abi. Son cümlemiz abi. Pek cüz'i bir istifade ile, abinin bir tanesi Balla'da söylüyor abi, dimağımda bir lezzet hissettim. Allahu Ekber ya. Ya bu hepten deli. Barla 185. Hüsrev abi mi? Değil mi? Bilmiyorum. O orasını almamışım. Ya, barla 185 sayfa. 185 mi? Merak ettim. Hangi abiydi bak sen? Hüsrev abi. Hüsrev abi. Miracını anlatıyor. Ya abi o Hafız Ali abiye benzettim ben. Ahmet Hüsrev abi. 189 değil mi? 185 abi. Dersteyken çıkıyor. Ben de 189 aldım. Orada bayağı dimağı anlatıyor o yapıyı. Bak bakayım 189. Nasılydı bir okusana. Sonunda mı? Sonunda pek cüz'i bir istifadeyle dimağımda bir lezzet hissettim. 180 o zaman benimki o değil. Tamam. Hafız Ali abi. Tamam. Bana iki tane mektup var. Acaba hangi sayı? Çünkü bu. 185 abi. Ama baş tarafını dur. Bakalım o değil. De dimağı abi. İki tane mektup aynı sayfada ya. Bir Rüştü abi var. Bir de Hafız Ali abi var. Hafız Ali abi. Bismillahirrahmanirrahim diyor ya. Orada evet. Orada. Bu çünkü o Hüsrev abiye benzemiyor. Çünkü ben hemen anladım ya, onların Cezat abidir, ne derseniz deyin de Hafız Ali abidir o. Evet abi, bu kadar abi. Takva abisinin bütün ekleyeceğiniz bir şey var mı abi? Ders hep beraber hazırlamış, ben sadece sundum. Yasin abi de hazırlanmış, Erdinç abi de bir şeyler diyecek, sonuna bir saygı. Tabii tabii, şey buyurun abi. Evet. Hüsrev abinin mektubu. Sonsuz rahim olan Halik-i Azim'in kusursuz olan bu kasrını temaşaya doyamayan ruh. Demek ki burada ne diyor? Sonsuz rahim olan Halik-i Azim'in kusursuz olan bu kasrını temaşaya doyamayan ruh. Demek ki ruh temaşa ediyor burada. Temaşa eden, seyahate çıkmış olan ruh. Kendine adet ediyor. Rahmetin nihayet derecede incelikleriyle tanzim ve idare edilen cisme bakıyor. Duyguları arasında yalnız muhayyelesine hasrı nazar ediyor. Bu muhayyelenin dimağda kendisine tahsis edilen mahalli bir hardal tanesi kadarken her zaman bütün alemi sinema şeritleri gibi hayal hanesinde dolaştırır. Hafıza bir çeşit, akıl ayrı bir çeşit. Burada hafızayı ayırıyor, aklı ayırıyor, hayali ayırıyor. Fikir başka bir halde, kalp daha başka. Kamil insanlarda hali faaliyette olan diğer letaif daha başka bir şekilde Basra, Samiya, Zayka, Lamise, Şamme gibi havas-ı zahirin istihap ettikleri manevi sahalara nispetle bu havas-ı zahir bizim beş duyu organımız diye tabir edilen şeyimiz. Bunların dimağa bağlantıları var. Alem-i Şehadet'teki veri girişler buradan yapılıyor. Dimağın veri girişleri. Üstad bunları iki de ekliyor. Gadebiye ve Şehebiye mi? Yok. Değil. Sayka ve Şayka. Sayka ve Şayka'ydı, evet. Onları da... Sayka ve Şayka. Şayka şeklinde yedi olarak diyor. Nihayet derecede küçük bir dimağında yerleştikleri halde, dimağda yerleşen, o zaman şeyler de var burada. Hafızanın dimağın cebine koymuş diyor başka bir yerde geçerken. Kuvve-i hayaliye, kuvve-i musavvire. Bu dimağın içinde yek diğerine karışmayarak. Şimdi sen ne vermek istiyorsun şimdi ha. Bu? Şimdi onu bizim taakkul dediğimiz. Ona göre dinleyeyim çünkü şey yapınca malzemeyi oturtamıyorum bu ne için diye. Neye gelecek? Nereye gelecek diye merak ediyorum. İlk önce başta de ki bana şuraya bu malzemeyi gelecek. Nerede kullanacağız? Tamam. Bizim esas taakkul zannettiğimiz şey işlem aslında Allah alem hani kuvve-i akliye olup bunun diğer kuvvelerle birlikte çalışıyor ya da taakkul bu 12 kuvveyle birlikte çalışıyor ya da kaç kuvveyle birlikte çalışıyor dilim bilmiyorum ama bizim akıl zannettiğimiz şeyin içinde hafıza var, zeka var, mümeyyize, müdrike, müfekkire kuvveleri
Hepsi beraber bir şey ortaya sunuyor. Bütünlük. O zaman ben onu okuyayım ya. 12 değilim, 12 tane. O da detaylı. Ya yazayım mı abi şuraya da ben? Yaz bakayım istersen. Ama yaz bakayım ya. Şunu daha çekemezsin. Bunlar kargas biliyor musun? Evet abi, karşısına. Merak ediyoruz bu şeydeki İbrahim abi var ya, Elazığ'daki. He. Bana söyleyip duruyor ya, Hasan abi söylesin de bir okusa Hasan abi. Arşiv için abi. Arşiv için abi. Tamam. Onu da müjdeleyin. Bir şey okuyayım mı abi ben yazarken işte? Evet abi. Söyle, dinliyorum. Abi iftar var. Kalpten maksat, sanavberi, çam kozoları gibi bir et parçası değildir. Ancak bir latife-i Rabbaniye'dir ki masar-ı hissiyatı vicdan, makesi efkarı dimadır. Binaenaleyh o latife-i Rabbaniye'yi tazammum eden o et parçasına kalp tabirinden şöyle bir letafet çıkıyor ki burada bir şey koy abi. O latife-i Rabbani'nin insanın maneviyatına yaptığı hizmet cismi sanavverinin cesede yaptığı hizmet gibidir. Şimdi o latife-i Rabbani'nin insanın maneviyatına yaptığı hizmet cismi sanavverinin cesede yaptığı hizmet gibidir. Buradan şeye varabilir miyiz abi mesela? Dima'nın insanın maneviyatına yaptığı hizmet kafanın bedene yaptığı hizmet gibidir. Beyinle. Yani beyin olur. Görevi neyse dima'nın da kainata göre görevi budur. Ay doğru. Gibi olur. Beynin görevi işte sinir sisteminin merkezi olması. Sinir sistemi, sıfat o. Ona evet. Gelecek olur. Şimdi ben aklı meratiplerini taakkul, taakkul mertebesi, akıl genel bir tanımlamadır, kutunun adıdır. Taakkul içerideki iştevidir, iştevidir. Şimdi ben ana kargas külliyattan buldum, hepsi külliyata aittir delillerim. Buralarda zaten ben tatmin olmadığım bir şey asla. Külliyattan metin olmadıkça, kaynağım olmadıkça ben hiçbir zaman tatmin olmamışımdır. Yapım bu, benim sistemim böyle. Her yani kesin bu işi yaptım dediğim şey gördüğüm, bana göre ispat olan şeyler. Ama sonra değişebiliyor. Nasıl değişebiliyor? Üçüncü kattan bakıyordum. Sonra beşinci katta İmam-ı Rabbani Hazretleri de böyle değiştirmiş şeylerini. Aa falan bu. La kardeşim daha iyi işte. Daha değişik nörtlüklerine baktığı için daha yukarıya çıkmış yani bu mesele. Bu basitliği değil, tam tersine terakkiyi gösteriyor. Şimdi bakan kişi de istifade etmek için değil, eleştirmek için bakıyor abi. Maalesef. Yani ben Allah razı olsun bu hazine, bu nerede bulacağız, kabirde mi? Burada böyle bir şey çalışılmış, ömrü verilmiş, böyle çalışılmış. Şu anda 1-2 saat beraber ders yapıyoruz. Belki de 15 günden beri çalışmalarınız sizin beraber değil mi? Yani az yıllık, mıdır? 15 yıllık nurculuk. 15 artı? Yıllık. Artı tabii. Artı, 15 gün. Artı 15 gün. Değil mi? 15 yıl. Evet. Allah aşkına. Yok böyle dedin, şöyle dedin. Neyse. Onlar zaten işimiz yok. Bizim de onlar da işimiz yok. Şimdi akıl kutsi bir cevherdir. Adisi kutsi de. Taakkul onun işlevidir. İçsel yapısı. Bir işlevler koymuş oraya. Dimada işlevler koymuş. Mastarları değil. Fail olan tarafını şey yapmış. Mesela deha. Aklın içi, idrak, zeka, içinden bahsediyorum ha, kuvve-i hafıza, tefekkür, üst yani şuur, muhakeme, ikan, bir dakika atladım, şuur, muhakeme, muvazene, hüşyar, fikir, teemmül. Teemmül, hemen parantez açmışım sonra unutulur diye. Çünkü ben karıştırabilirim diye hemen, oradan hemen teemmül. Dışarıdan mı içeriye, içeriden dışarıya mı? Dışarıya çıkarma tarafı. Teemmül. Fehm, hikmet, birinci şuur. Şuur bir daha demiş mi? Yani birinci şuur yani. Birinci şuur, hani şey, birinci şuur. İkan, tetkik, tahattür. Kaç oldu? Çok oldu sana. Tabii ama bunlar, ben 12 tane demiştim ya, 1992'deki fikrim diyor. Hmm. Çoğaldı yani. Tabii tabii. 92'de ben akıl çalışmışım. Hmm. Defteri gösterebilirim. Nasıl çalışmış? Kaçıncı defter o? İlk defter mi? İlk defter. Defterin ilk konusu. Ha, ilk konusu. Evet. İlk konusu akıl. Evet, akıldan baş. Evet. Sonra. Siz de akıldan gelmişsiniz. Teemmül. Bak şimdi. Teemmül, aklın içerisindekileri
bir araya toplama özelliği var. Teemmül dışarıya da vermiyor ama aklın içerisindeki parça parçaları toplama içeride işlemi var. Dikkat değil mi? Yani teemmül ve dikkat. Dikkat değil. Yani o manada. Değil değil, farklı şeyler. Farklıydı. Meleki akliye, tasdiki akli. Bu aklın gene içindeyiz. Başka bir şey. Teemmülü geçtik. Aklın içinde konuşuyoruz. Meleki akliye. Başka? Tasdiki akli. Tasdiki akli var. Başka? Efkar demiştim. Taakkulün böyle uygulanmasından çıkan farklı mertebeler. Tabii tabii. Korkunç bir şey ya. Ben birinin içinde alamadım, korktu. Ha, buraya girsem çıkamam diyor. Çıkamam. Kafayı aklın içine, evet. Taktık mı? Yani şey yok, taktım mı, şöyle bir hastalığım var benim. Dün mesela buradan çıktım. O kadar etkiledi endişe ki, belki de senelerde istisna olan başıma diye, bazı dersler beni o kadar etkiliyor ki o gece hiç yatamıyorum. Hiçbir şey de yapamıyorum öyle. Ondan sonra dikkat ederseniz 3'ü 24 geçe mecuna bir ses attım. Yani bari Müslümanların ihtiyacını gidereyim. Bana gelen soruları, dertlerine derman hazırlamıştım. Yetişti. Yani dersten önce atmak gerekiyordu. Müslüman kardeşlerim, canım kardeşlerimi, çok sevdiğim insanlara böyle yatamayan, uykusu olmayana, panik atak, depresyon, doktor ve hoca arayacağına kusur ara. O kusuru da işte nasıl giderilir? Tövbedir ve ondan sonra Kur'an. Yaydım. Şimdi ne diyeceğim? Niye anlattım onu? Çıkamam. Mesela derse o kadar girdim ki uyku yok yani. Ben dersteydim hala. Çıkamadım. Ben çıkamadım. Beden çıktı. İnan çıkamadım. Atletler değiştirdim. Dersten çıkamadım. Hafif uyku geçmişse hala ders işliyor. Çok etkiledi beni. Endişe 2. Bahsetmişsiniz abi. Yani zamana, tek akıcılığa girdim, tamam mı? Endişeden ne için kurtulamıyor? Niye kurtulamıyor? Meğer zamanın tek akıcılığına, zaman tek attığına hasır fikretmişiz. İstikbal dengeleri hale uğrar, maziye dökülür. Tabii ki devamlı istikbalde kalmış. Oysa kalp ve ruhun derece hayatına girip hissiyat seviyesine girerse istikbal haldir veya mazidir. Üçünü bir görmek lazım. Yani mesela bazen böyle şükür için söylüyorum, böyle duruyorum böyle. İstikballe mazi aynı oluyor. Yani inan yaşanmamış ama tamamen yaşanacak şeyler var. Hani kader kalkıyor yani böyle. Değişik şey neyse. Meleki akliye, tasdiki akli, aklın içindeyim hala. 92'deki 12 melekeden bahsetmiyorum onu. Ona ek işte, meleki akliye orada da yok. Efkar demişiz. Efkar daha önce saydım ama bunu külliyattan gene şey yapayım, sonra zorlamayayım. Okurken çıkan neymiş efkar? Dışarıdan içeriye içen, içeriye alan, Muhakemat 91'de söylüyor. Bu fikrin tanımı mı? Yani bu efkar, efkarın tanımı. Abi şey oluyor çok... işte, yani fikir yol ya. Evet. Gidişin gelişi olacak yani. Evet. Yani Muhakemat'ta diyor ki, efkar içer diyor. Efkarlar içer. Tamam. Orada bir şeyi anlatıyor gibi gözüküyor ama dünya anlatıyor orada, sevgiliyi anlatıyor. İçki, bir meyhaneyi anlatıyor. Yani hakikat sarhoştu be kardeşim. Meyhane burası. Şairler, meyhane burası. Şu anda meyhanedeyiz. Biraz önce sanki şarabı dağıttı. Biz de içtik. Hakikat sarhoştu. Şifa olsun abi. Amin. Çünkü cennette şaraptan bahsediyor. Şarabun tahura. Temiz şarap. Fikir, kuvve-i müfekkire bahsediyor risalelerde, sözlerde geçiyor. Kuvve-i müfekkire bunu yapan... Ona girmeyeceğiz, girmeyince bu konu o zaman o olur. Girmiyoruz, kargası ben tespitleri okuyayım, girme çünkü sen biliyorum. Çünkü bu çok antika, aklı şey bunun, taakkul yani, onu veriyorum yani. Buna vereceksin gömülür ha. Bunları vereceksin. Çok acayip bir şey yani. Bunun tanımlama da çok şey yani. Böyle. Görüyorum mahkeme şeyinizi.
girmiyorum o için herde sana hiç pay vermiyorum çünkü benden senin gibiyim çıkamayacağız. Bir de ben şeyi okuyayım bir daha. Alınan yani hiç benim kendi tespitim değil net olanlar okuyorum. Burada net olanlar hiçbir zaman tespit falan değil bu nettir. Efkar dışarıdan içeriye içen içeriye alan efkar. Matemat 91. Hikmet diman her bir mertebesinin ürettiğine ilim. Bu yedi mertebenin ürettikleri ilimleri büyük bir depoya toplanıyor. İşte bu depoya hikmet deniyor. Bu depoya toplananın adı hikmettir. Hikmet denilen depo diyor. Masanda mı hikmet deposu var? Evet, hikmet deposu var. Depo var, bilgilerin değil, ilimlerin toplandığı yere depodur. O deponun adı hikmet deposu. O hafıza falan değil. Değil. Başka şeyler. Ama adı var mı onun böyle? Hikmet işte. Allah. Bizim bakan hikmet değil. Süzecek şimdi. Bunu fehim denilen süzgeçten, yani süzgeçtir fehim. Fehim neymiş? Mizacını, işini, insanın kendine has olan özellikleri de süzgeç denilen fehimdir. Bir de okuyayım. Bak, depodan çıktık. Yani, bir daha okuyayım istersen. Hikmet, diman her bir mertebesinin ürettiğine ilim denilir. Tahayyülün, tasavvurun, taakkulun, tasdikin, izanın, iltizamın, itikadın her birinin ürettiğine ilim denilir. Yedi tane farklı ilim. Temel ilim. Bu ilimleri depoluyoruz. Bu deponun adı da hikmettir. Simada ilim muhtelif mi? Muhtelife multebise. Birbirine kaçtı bu. İşte biz ilmi tek zannediyoruz. Ne tek? İlim canlı ve ruhludur, akıllıdır, ruhludur. Subut-ı sıfattan olan ilim ruhsuz olur mu? Seni tanır tanına ne haber, iyi misin? Sahlatır sorar. Bilgi ise senin aldıklarındır. İlim ise o aldıklarını eylem, ruh, kalp, vicdan ve dima bütünlüğünden ortaya çıkandır ilim. Onun için ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Bu depoya toplananın adı hikmet. Oraya topladık. Toplananın depodakilere hikmet. Bunu fehim denilen süzgeçten, depodan bir şey alacaksın ne kardeşim? Bunu fehim denilen süzgeçten, yani süzgeç nedir? Mizacını, işini, mizacı var bir de yaptığı işi var. İnsanın kendine has olan özellikleri de süzgeç denilen fehimdir. Bu fehimden süzülen kışırını bırakarak ortaya çıkarana da mana denilir. Kışını bu tarafa atıyor, mana dışarıya bu tarafa. O bu tarafa koyduğu şeye fehimin süzgeçte bir kışır kalmıyor mu? Bir de süzgeçten aşağı inmiyor mu? Aşağı inene de mana denilir. Yedi tane şey yapmıştık. Yedi tane depo, hikmet deposu. Yedi tane ayrı malzeme vardı. İlim. Yedi tane ilim. Onu da süzgeç kullandık. Fehim. Ondan sonra o yedi taneyi karıştırmıştık ama hepsinin bir tanesi üzümdü. Bir tanesi maydanoz diyelim. Bir tane yedi tane sıvıdı ama enkazı da var. Kabukları var da. Değil mi? Üzümün kabuğu ayrıdır. Portakalın kabuğu ayrıdır. Değil mi? Ha, o süzgeç denilen fehim posa kalmıyor mu? Posa kalıyor. Aşağı inmiş. O posalardan o yedi tane ham maddeler vardı. Ham madde. Süzgeçten süzdük. Aşağı indi ama aşağısındaki yedi tane falan yok. Tek şey. Mana. Bu hak ve batılda da geçerli bir şey. Tabii her şeyde geçer. Hı. Aklın, taakkulun, tefriti, taakkulun, aklın tefriti, gabavet, ifratı, cerbeze, bunlar da aklın sıfatları imiş. Cerbeze ve gabavet de aklın sıfatı imiş. O modda çalışıyor, gabavet. Tasavvur, İçindekiler, tasavvurun içinde neler varmış? Zanlar varmış, fehimler varmış. Vehimler varmış. Zanlar buradaymış, tasavvurdaymış. Temyiz, yukarıda dedik ya aklın bir şey sıfatı, temyiz. Aklın sıfatlarından olup,
dışarıdan alınanları fark edip ayıran ve yerli yerine koyan. Telakki de aklın sıfatlarındandır. Temiz anladık mı? Bir daha temiz okuyayım. Aklın sıfatlarından olup dışarıdan içeriye alınanları fark edip ayıran ve yerli yerine koyan. Bu budur, bu da burada dursun. Başka? Arşivci. Evet, artık. Telakki de aklın sıfatlarındandır. Telakki. Şimdi kaç tane olduysa bilmiyorum. Peki, bak 17. defterin 96. sayfasında da var. Bu kaçıncı defter? 18. 96. sayfasında da var ama gerek yok artık o şeyi. Şimdi abi şu konuya açıklık getiremedik de biraz önce. Şu 17'yi bir getirir misin sana zaman? Nerede biliyor musun? Dolaba aç. Tamam, orada gördüm abi. Ha getir. Bu konuşana kadar getirdin mi? O zaman uzatayım soruyu. Biliyoruz. Kafir tahakkülün üstünü kullanabiliyor mu? Kullanır. O da bir itikattır. Bir küfür. Peki yani ben şu bu tefekkürümü şunun üzerine bina ettim de abi. Söyle bakayım hani, belki de. Bu şeytan ve nefis. Şeytan Adem alemler hesabına çalışıyor ya. Şeytanı da kullanma alanı tahakkula kadar ya. Yani evet. Tasavvur kullanıyor. Tahakkula sesi gidiyor demiştiniz. Ama insan şeytan değildir de. Ben onu insana vermedim de abi. O hali. Hangisini vermedin? Tasdiki mi? Tasdikten yukarıyı vermedim. Hani insani bir haldir bu dedim. Şeytanın o şeytan koridor oluyor dedim. Şeytan mesela vesvese şüphe suretinde gözüküyor bizde. Başka gözükemiyor. O hallerde Adem alemler hesabına çalıştığı için şeytandan. Bak. Yanlış mı düşündün? Yok, yanlış şöyle düşündüm. Eksik. İnsan şeytaniyette şeytandan üstündür. Onun için burası açık olduğu için şeytandan üstündür. Şeytan mı şerde üstündür, insan mı? İnsan mı? Şeytan tahakkule kadar gelmişse o bu insana bu tarafa açıldığı için şeytandan üstündür. Şimdi o zaman abi cehennemde azap çekecek insan mı nefis mi? İnsanlığını kaybetmiş ya. Nefis denilen şeyi o şey var ya o kendisi benliğini ben neredeyse nereyi kullanmışsa orası çekecek. Ben olan ben ona hapsolacak. Şimdi ben tefekkür ettim de şimdi. Söyle bakalım. Tefekkür şeyle söylemek istemiyorum. Aslında mesela cehenneme giden kişi cehenneme gitmiyor abi. Adam mecbur değil mahiyeti. Kendini o bildiği için cehennemdeki yanan şeyi kendisi sanacak. Aynen. Yani, bir daha söyle. Aslında karıştırma. Neyse tamam. Tamam. Mana istiyor. Bak şimdi tamam dur bir dakika dur. Yani. O kadar dur. Şimdi ben olan ben kimdir? Mecbur. Cehennem nerede ki? Nasıl gidecek ki o? Cennete nasıl gidecek ki? Cennete de gidemez. Zanlarımız orada, zanları orada. Zan. Bizim zanlarımız, cennet, cehennemler hep zanlarımız. Diyecekler ki bunlar cennet, cehennem. Çünkü kendisini neyle ifade ettiyse odur. O gidecek. Bana seni gerek, seni dettiren de budur. O fenayı mutlaka, mecul neredeydi? Kalkmasın. Üstünde. Cennet burada. Cennet, cehennem realitedir. Vücud aletçisi var, mahluktur. Elan da mahluktur. Ama mecul mahluk değil ki. Ben o, benim gömleğim. Gir içeri, benim atletim. Benim vücudum. Benim hayatım. Benim aklım bunu kavramaz. Benim ruhuma çok ağır geldi bu söz. Kimin? Benim ruhuma, benim gömleğime kirletti diye gibi. Peki, o ben diyen ruh mudur? Yok. Ruh mahluktur. O zaman cehennem hangisi gidecek? Hangisiyle ben demişse? Gömlekle ben demişse cehennem o geçir. Atletle ben demişse, hayatına ben demişse o geçir. Peki aslı ben olan ben onu kastediyorum. Ben olan ben mecul değil midir? Nereye gidecek o mahluk değil ki. Ne koysan bile cenneti tarumar eder o mecul oraya koysan. Cehennemi de söndürür. Farkına varsa yani. Çünkü o mecul var ya mecul. Her şey ondan çıkmamış mı? Şimdi ben gölgeme gölgesi nasıl olacağım? Gölgemin gölgesi nasıl olacak? Benim gölgem vuruyor. Bütün arş, kürs, cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, kadın el, hep mecurdan yaratılmadı mı? Çekirdekten yaratılmadı mı? Ağacın çekirdeğini düşünün. Ağacın çekirdeğine ağaç çıktı mı? Bir rüzgar geldi, dalı koparttı. Mecule ne zararı var? Bir geldi, şimşek geldi, kesti, yattı. Mecule zararı var mı? Dışarıda koptu, yine çıkar aşağıda.
Cehennem geldi bir bahar çiçek açtı. Mecula ne kâr var? Yani çiftliğin ne kâr var? Ben dalım dersen, ben yaprağım. Ama sen ben dalım diyorsan, şimşek seni yaktı, çiçek de olursa da sevin. Ama kendini mecula tanımlarsan, ne çiçeksin ne atsın. Yani ne zannı aprik oldu. Şimdi tefekkürümle hani şöyle ya yürüdüm daha o yüzden anlatıyorum. Ya tefekkürümde yürürken dedim ki, hani insaniyetini kaybediyor ya bu adam. Evet. Bu adam insaniyetini kaybederken neyi kaybediyor bu abi insaniyette? Kalpteki özelliklerini, dimağdaki özelliklerini kaybediyor olması lazım. Şimdi bu adam Latife-i Rabbani'yi kullanamıyor ya da hislerini kullanamıyor demektir bu. Dimağda da kaybettiği bir şeyler olması lazım o zaman. Hani kalpte eksiklikle varsa haline dimağa tesir edecek bu. O haline dimağın da belli mertebelerini kullanamıyor olması lazım. Nereyi koparsan? Kullanamıyor ben. Bak, şöyle kullanamıyor. Tahir kuyusunda kalıyor, tahakkuk kuyusunda kalıyor, kalıyor yani burada. Kuyuda kalıyor ama İrfan'ım, insan şerlilikte şeytandan üstündür, hayırda melekten üstündür. İnsanın dibi, ufku yoktur. Tövbe estağfurullah. Yani insanı durdurabilecek tek Allah'tır. İnsanı durdurabilecek cehennem değil, Adem'dir. Adem'le Allah. Tamam. Bu arasındaki berzahtır insan. Zaten Mecnun'un tanımı bu. Mecnun'un tanımı bu zaten. Diğerleri, mesela... Elhamdülillah. Her neyse. Allah Allah. Gelelim şuraya. Çok yukarı çıktık. Çok yukarıya değil. Aslımızla tanışmaya çıkmak istedik. Zordun. Yok, zor da değil. Biz yabancı kaldık. Hep yabanileştik. Hep tanımlamayı... Okumayı bilmek olarak anladık. Risale'yi bilmek, anlamak, uygulamak diye de anladık. Oysa onunla tanımlanacaksın. Tanıyacaksın, tanımlanacak. Tanıyacaksın, tanımlanacaksın, eylem. Şimdi dolayısıyla her düşündüğün, her tefekkür ettiğin şeyi aslında taşımıyorsun. Şu anda hiçbiriniz haberinizde değilsiniz. Ben de şu anda fark ettim. Neyi hayal ediyorduk, neyi düşünüyorduk? Ne hissediyorduk? His seviyesi değildi şu anda. Latife'ydi. Onun içindeydik. Yani abi nasıl onun içindeydi? Gömleğin içinde gözükürken gömlekle beni donmuş hal diyebilir misin? Gömleğin içindeyim diye. Beni gömlek gibi düşünebilir misin? Düğmelidir. Bu da duruyor. Kilosu var, rengi var. Ama gömleğin içindeyim. Ben de buradayım ama burada değil. Neyi hayal ediyorsan, şehveti hayal ediyorsan, gadaba hayal ediyorsun, birisini vurmaya kayarım, merhamete, orada değil miyim? Bütün vücutların değişmiyor mu? Ha, ulvi şeyler de öyledir. Meçhulda işte, ha şimdi ne oldunuz? Ve renginizden belli, dur, renginizden belli, cehennemden çıktığınız zaten. Şaşırdınız, cehenneme ve cennete zanlarımız yanacak. Cennetten bir tanesini anlatırız. Lubu Lub'da anlatıyor Muhyiddin Arap, hadisi anlatıyor, hadis-i şerifmiş. Hadifisi naklediyor. Cehennem ehline, cennet ehline Allah ve senin için hemen şey yapayım, ne soracaktın? Bir şey soracaktım. Bu hani sahabeler bazıları diyor ki hani Peygamber Hazretleri bir saat dinledi, işte gitti oraya muallim oldu. Acaba o şey, bu anlatılan meselelerin o zatlardan biri de böyle hakkı bir şekilde ortaya çıkıp da... Aynı doğru. Olabilir mi abi? Resulullah aslana doğru götürdü hiç ve şey yapmadı hemen, atladı, sınıf atlattırdı. Hani inkılap ettir. Zaten inkılap diyor o asra. Eğitim demiyor. İşte Resulullah'ın aslında eğitim demiyor. İnkılap var diyor. Süfyan namaza da inkılap diyor. Her bir namaz vakti bir inkılaptır diyor. Bütün hakikat olduğu gibi bir fasat tarzda orada... Evet, yani eğitim yok. Eğitim süreci yok. Aynen. Direkt... Evet, şu anda da inkılap var ya. Vicdan ve fırsatı. Cennet ehline Allah sorar. Allah bir tecelli ediyor ama çok yüksek. Ben sizin Rabbinizim diyor. Allah'a sığınırız diyor senden. Kabul etmiyorlar. Allah biraz daha düşürüyor tecellisini. Ben sizin Rabbiniz benim diyor. Cennette oluyor ha. Zanlar ülkesi de değil yani. Diyor ki gene. Orada da zanların mertebesi var. Mertebe yani evet. Şimdi Resulullah'ın ilacını unutturma bu konuşmadan eklettir bana. Ondan sonra zanın tabii. Zaten cennete giren zandır ya. Şimdi Miraç da öyledir. Ama fena olduğun zaman zanlar kalkıyor. Resulullah'ta olduğu gibi.
pas mı geçiyorlar belki? Pas mı geçiyorlar? Diğeri yakaladıktan mı Allah'ın izniyle? Zanda bu vicdandaki geçiş formatlarının arasında bir mertebe olabilir mi? Nerede dedin? Kalk. Zan. Vicdanda irade, zihin, hisrat, ferabani var ya. Aynı onun da böyle geçiş formatları var ya abi. Vardır. Zanda bunların arasında bir yer olabilir mi? Çok güzel. Gerçi zan şeydedir. Tasavvurun içinde bir sıfattır. Ama aşağıdakiler, vicdandakiler yukarıdan besleniyor. Mesela vicdanda zihin yok mu? İrade, zihin. Evet. Zihin dimağdan besleniyor. İrade nereden besleniyor? Eylemden besleniyor. İrade, ibadetullah. İbadetullah iradeyi güçlendiriyor. İrade güçlendikçe ibadeti güçleniyor. Yani vicdanın dört ana veri tabanı yok mu? Dördünün hulasasına takva denilmiyor mu? İradenin vazifesi ne? İbadetullah. Zihnin? Marifetullah. Hissin? Muhabbetullah. Latife Rabbani'nin nedir? Müşahadetullah. İbadetin, iradenin ibadetullah. Eylem sünnet-i seniyeden beslenir. Şuradan buradan beslenmez o. Zihin dimağdan beslenir. Zihnin marifetullah. Dolayısıyla zanlar insanın hem mezarlığıdır, hapishanesidir, hem cennetidir. Allah Resulü'nü hemen şey yapayım, onunla konuşacağız. Allah Resulü miraca giderken gözü yalanlamadı. Gözünü gördüğünü kalbi yalanlamadı. Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Vela yenem aynı vena yunami kalbi miydi? Böyle bir şeydi. 24. sözde. Necim Suresi'nde geçiyor. Evet. Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Ne biliyor musun? Allah Resulü dünyadayken böyle bir itikat etti. İmana geçti. İtikat dimağa ait. İtikat, iman aşağı ait. Öyle bir yakini, şuhudi bir iman olmuş ki vesvesesiz imanın mertebesi. 5. remizde geçiyor. İmanın en yüksek mertebesi vesvesesiz imanın mertebesi. Geçmiş, fena da değil bu. Vesvesesiz imanın mertebesini geçince Allah Resulü böyle yaşıyordu. Miraca giderken, sen miraca gidiyorsun. Vay! Allah Allah! Böyle gördüklerini şaşırmadı. Aynı şöyle yaptı. Tabii. Öyle olmasın. Herhalde. Yani gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Yani öyle bir zanları vardı ki oradaki şuhut seviyesinde. Eşitlendi. Eşitlendi. Zanlarla şuhut aynı oldu. Yani bir şey olmadı. Şimdi cennette ikinci şekilde tecelli ediyor Cenab-ı Hak. Bir indiriyor. Ona da diyorlar ki ya Rabbi. Ya Rabbi senden Allah'ımıza, Rabbimize sığınırız. Allah demiyorlar. Herkesin Rabbi ayrıdır. Rabbul Alemin başkadır. Herkesin Rabbi terbiye edeni. Kendindeki Allah. Mesela benim Allah'ım. Bendeki zaman işlemesi de farklı. Benim Allah'ım hakikaten Rabbim farklıdır. Rabbul Alemin değil. Onu sözler söyle. İkinci şekilde bir tecelli ediyor. Rabbim de Rabbime sığınırız senden. Peki diyor Allah. Allah diyor şu anda. Rab, o tecelli eden Rab. Şu anda Allah. Allah devreye gidiyor. Rab olarak tecelli etmiyor. Konuşuyor diyor ki Allah diyor ki. Sizin diyor Rabbiniz hakkındaki zanlarınız var. Onun alametleri. Onun ne oluyor? Selam. Evet. Selam. Şimdi sizin onun hani sizin Rabbiniz hakkında alametleriniz, zanlarınız var mı? Onun hakkında. Var diyorlar. Zanlarına göre tecelli ediyorlar. Tecelli ediyor Allah. Evet hemen iman ediyorlar. Secde ediyor. Onların o zaman imanı o zanlarının mertebesi mi? Evet. Zaten numara aldıktan mertebesi. Sonra gidecekler diyor. 29. şu ayı aramı oluyor. 8. söz aslında orayı izah ediyor. Ne diyor? En ayinde zenni abdi diyor ya. Abi. En ayinde zenni abdi bir. Ben de sana söyle muamele ederim. İşte bu bedbah adam suizan ile ve akılsızlığıyla gördüğünü adi ve aynı hakikat telakki etti ve öyle de muamele gördü ve görüyor ve görecek. Gördü, görüyor, görecek. Onun için hiç olmasa diyor ölmeden önce bir defa Allah'a üstü zannedin demiyor Allah Resulü. Nihayetsiz üstü zannedin. Şöyle bir düşününüz. Allah'ım benim günahımdan da büyüktür ve güçlüdür. Allah en azından zanlarınız kadar size tecelli edecek, müjde veriyor. Onun için zanlarınızı, Allah hakkındaki zanlarınızı yüksek tutun. Hüsnü zan yani. Yani
tertip yapmış burada. Cennet, cehennem. Kim yanacak ki? Meçhulsun sen. O da yoksun ki. Meçhul da sen değilsin ki. Vücut rengi nasıl öyle? O zaman ben kimim ya? Meçhul da sen değilsin ki. Ben dediği yer işte. Orada bir benlik vardır. Ama o benliğin içinde bir ben vardır. Onun aslı da o, o taraf. Allah Adem'i taraflarımızı yapmıyor. Adem, evet. Şeyin, denizin şeyinde, menbaında yani. Nasıl dedin? Yani şimdi bir Allah hani kendi cilvesini mi yakacak yani hani, evet. Mecnun'da. Ne yanan ne? Adem tarafı. Adem yanmak ne? Adem'den geldi, Adem'e bırakıyor onu. Evet, aslında. Bırakıyor. Sen hala oradaysan, kendini o zannediyorsan orada yanacaksın. Zanlarımız o, tamam. Azaplar da öyle. Aklın sıfatları demiş burada. Fikir, vehim, tasavvur, şuur, zikavet, deha, muhakeme, muvazene, hüşyar, idrak. Ondan sonra insan bu alemde yaşıyor ama başka alemlerin alametlerini taşıyor. İnsanın ruhu bu alemin hiçbir şeyiyle imtizaç ve ünsiyet etmiyor. Ülfet ediyor. Ünsiyet edemiyor. Senin şahsiyetini, yani Allah bizim, ben dua ediyorum. Allah'ım Risale-i Nur'a ünsiyetimizi artır, ülfetimizi kaldır. Senin şahsiyetini, kimliğini ve kişiliğini oluşturan yediğin gıdaların, gıdalara mı bağlı? Kainatın tüm alemlerini bu alemde yerleştirip gösteren ceset değildir. İncizap, iştiyak, ihtiyaç, meyil, meyelan, şefk, şefkat, iftihar seni başka yerlere bağlayan bağlardır diye. Ondan sonra bu tabi sana geliyor Erdinç. Bu yedi tanenin, şey yedi tane yok burada, çok var. Bunun komple paketin adı, hani o paket adı neydi? Hikmetti, depo. Ha, bunların bütünlüğünü akıldır. Şeyse taakkul, bunların işletimi, işletim hali, dimağdaki işleme hali. Peki bu ne işe yarayacak? O santrali öyle bir şekil yapabilir miyiz acaba? Kuvveler, kuvveyi akliye, işte böyle bir sürü kuvveler var. Oradan giden santral merkeze var. Yalnız elindeki şey eksik. Eksik derken şu, şu kağıdı verir misin? Şey, en yeni. Ha şu. Şu arkadaşlar eskide, yani eskide derken şurada detay yazmamıştık. Şimdi kalpte, yani dima, vicdan, latife insaniye, bir de lüme-i şeytaniye diye birimleri balonun çok sorulduğu gibi balonun içine koydum. Yani koyduk. Diye onu indirirseniz yeni daha şey olur. Bir önceki derste şunu tartışmıştık abi, herhalde aklınıza gelmedi, benim de aklıma gelmedi. Lümbe-i şeytaniye, kalbin etrafında mı, kalbin içinde bir birim mi? Evet. Birinde, içinde, köşesinde, köşesinde diyor. Köşesi dışıdır diyenler oldu. Bir yerde, içinde, bir yakınında da diyor, ha? Kalbin içine, yakınında bir yerde diyor. Onu şimdi bak, üfleme tabiri var ya, o yüzden. Soruyla gidelim. Kalp nedir? Kainatın haritası değil midir? Evet. Kainatın haritası, ruznamesi, takvimi. Peki şeytan denilen birim kainatın içinde midir, dışında mıdır? O zaman şeytanı niye kalbin dışına atıyorsun? Kalbin dışında hiçbir şey yok ki. Kalbin dışına atarsanız o zaman farklı bir sistem olur. Adem'in vücudu. Yani bir daha söyleyeyim. Kalp, şeceri hilkatın aştan aşağıysa, şeytanda küsteyse kalbe yakın lümme-i şeytaniden geliyor diyor. Bir de kalbin köşesindeki lümme-i şeytaniden geliyor. Evet, kalbe yakın tabii. Kalbe, kalp bütünlüğün adı, biraz önce akıl dedik ya. Taakul o içindeki işletim sistemi. Bu bilgisayar akıldır. Ama Windows'u, Word'u, Excel'i, bir sürü şey var. Bunlar şey, ha, bu işletim sistemine Android'de çalışıyorsa bunun adı taakuldur. Ama bu sistemin adı akıldır. Yani taakul akıl değildir. Akıl da taakul değildir. İşte içindeki sistemin işlevi taakul. Tasdiki de öyle düşünür vesaire. Şimdi burada duruyoruz. Peki ne işe yarayacak? Bak arkadaşlar. Cennet, cehennemi de bak neymiş? Esas endişe edilecek. Hap cehennem değil. Abama anlatamazsın bunu. Kürsüde anlatamazsın yani. Neyi esas cehennem? Cehennemimizin cehennemi zanlarımızdır. Dün derste söyledik. Bak, usta diyor ki cehennemden beterdir.
yakar, ihrak eder. Nedir o? Peki cehennemin cehennemi, cehennemin sahibini kaybetmek olduğu için Allah'ı kaybetmek cehennemden beterdir. Cehennemin cehennemidir. 744'te anlatıyor. Cehennemden beterdir diyor şu su, 7 tane sıfat. Toplamı Allah'ı kaybetmek manasında. Bakın, cehennem serindir Allah'ı kaybetmeye göre. Allah inanıyor, bir sürü günahlar var ama cehennemde. Olsun, Allah'ım var ya benim. Öyle bir Allah ki beni en son çıkartacak. Ama cehennemde. Ne yaparsa, ne yaparsanız yapın zebanilere diyor. Allah beni burada unutmayacak. Onun mesleğine tabir ediyor. Maddi cehennem ve manevi cehennem diyor. 220'de mesela diyor ki arif olan müminin cehennemi cismanesi yani günahı fazla sebabı 49. Günahı 51. Cehennemi cismanesi. Cehenneme sokuyor Allah. Cehennemi cismanesi. Asi kafirin dünyada cehennemi manevisine göre bu hafiftir. Bu daha şeydir. Ben bunu anlamıyordum. Cennet mübalağa gibi geliyor. Mübalağa gibi geliyor. Oysa cehennemin sahibini kaybetmek, cehennemin sahibini kaybettiğin için cehennemden beterdir. Cennet hükmünde edeceğiz zaten o. Ona nispet. Çünkü orası tam Adem oluyor. Evet. Çünkü cehennem Adem hesabına çalışan bir şeydir. Arada bir yer aslında. Berzahtır yani. Cehennem hiçbir şey değil ki. Adam şey, emlakçı yani. Satıcı ile alıcı arasındaki bağ. Yani cehennem çalışıyor bir, adam bir yere çalışıyor. Vekil. Daha dehşetli bir... Cehennem diyor, Adem alemleri hesabına çalışıyor. Cehennemi cehennemi Adem'se, Adem de Allah'ın karşıtıysa, Allah'ı kaybetmek, dünyada yaşamak, cehenneme girmekten beterdir. Peki niye hissetmiyor? İptal etsin evinden olduğu için. Peki, cennetin cenneti nedir? Allah, cennetin sahibini bulmaktır. Cennetin ballar balını bulsun, kovanı mı yağma olsun. Şimdi cennetin cenneti cennet yapan Allah değil midir? Cehennemi cehennemden Allah değil miydi? Allah ortadan kalktığı zaman cennet cennet midir? Cennet de gitti, her şey gitti. Yani öyle şeylere takılmayacaksın. Allah'ın sıfatlarına, yarattığı mekanlarla, Allah'ın mekanlarına, şeylerine bir yürümek için takılacağız da çıkalım merdiveni. Belirli bir şey geldi mi, yukarı çıktın mı? Artık o nasıl çıktım uğraşma. Cennete takıl, cehenneme takıl. İlme takıl, Arapça şuna buna takılırsa, çıktıktan sonra da takılma kardeşim. Biz artık rızayla istiyoruz. Ne cehennem endişemiz var, ne de cennetin sevdalısıyız. Biz rızayla istiyoruz. Rıza ilahi, ne cehennem endişesi, ne cennet ümidi olmadan sıyrılan ruhların özelliğidir. Usta diyor ki, 28 sene çektiğim eza, cefa, sıkıntı kalmadı. Niye? Tamam, zalimin zulmü tamam. Ama kader niye müsaade etti? Diyor ki, sakın diyor hizmet-i imaniye, Kur'an'ı, şahsi kemalatına, terakkiyatına basamak yapma. Sakın cehennemden ve azaptan kurtulmana vesile yapma. Yani biz nurcuyuz, kitap okuyoruz, namaz kılıyoruz falan bunları. Cehennemden sakın, azaptan ve cehennemden, cehennem orası, azap burası, dünya. Azaptan ve cehennemden kurtulmana sakın ha. Ama yapmadı, yapmadan vuruyor. Avam ise yaptıktan sonra tokat yer. Havas ise yapmadan tokat yer. Eğer siz bir şey tokat geliyor, dönüyorsunuz, Allah ne yaptın, bir şey yapmadın. Hah havassın, yaparsın diye vuruyor. Havasa Allah testiyi kırdıktan sonra vurmuyor. Sakın ha düşme, ha pat küt vuruyor. Ama ben ne yaptım ya, oturuyordum dersen niye geldi? Bundan geldi. Ustad ne yaptı? Sakın sakın ha, alet mi etti? Yok, niye geldi 28 sene? Yaparsın belki. Havasın özelliği, hata yapmadan tokat yemektir. Mükafat da peşin geldiği gibi abi. He? Mükafat da, ha, mükafat da peşin geliyor. İstikbalde yapacağı hizmetlere mükafat da, evet, geliyor. Önceden sağlıyorsun. İradeyle mesela hareket ettiği için abi mazi müstehben bir. Aferin. Ooo bu güzel kontrol. Cüz-i ihtiyar hazır zamana bakar. Bu mu, bu mu, bu mu, bu mu? Bununla hareket edenin tokatı da mükafatı bununla alakalıdır. Tebrik ederim. Çok istifade ettim. Harika çaktı yani. Allah söylettirdi. Seninle alakası yoktur. Şimdi sana da pay verelim. İrade ise mazi ve mustakbel hali üçünün birde yaşadığı için 110 sözlerde mazinin içine sen varsın, istikbalde de sen varsın. İstikbaldeki seni irade, haldeki seni ihtiyar kontrol eder, tercihleri yapıyor. Gelecekte biz vardık. Elestu bi rabbikum galu bela diyen kimdi? O da bir irade değil miydi? İhtiyar değildi, iradeydi.
O zaman Allah dedi ki, niçin sözünüzden vazgeçiyorsunuz? Söz verdiniz diyor. Yani iradeyi orada demiştik. İhtiyarı burada onaylıyoruz. İradeyi onaylayan, burada halde onaylana ihtiyar denilir. Bunu da tanımlayabilirsin. Tamam. Gayb'taki iradeyi halde onaylayandır ihtiyar. Onun için cüz-i ihtiyarına vazgeçtik. Ne demek biliyor musun? Mazi ve istikbali birden yaşıyorum demektir. Halden çıktım demektir lazcası. Tabuttan çıkıyor. Aslında iradede olan abi şu anda geçmişte yaşıyor. Yani geleceğe göre burayı yorumladığı için aslında gelecekte şimdiden yani... Aynı tabii. Mesela gelecek diyebilmen için geçmiş olması şart değil mi? Geçmiş, gelecek olabilmesi için geçmiş lazım değil mi? Geçmiş diyebilmen için geçmen gerekmiyor. Bir şeyin geçebilmesi için geleceğe geçmen lazım. O zaman geçmiş geleceğe, gelecek geçmişe muhtaçtır ve vardır. Geçmiş ne kadar kesin ve varsa gelecek o kadar kesin ve vardır. Hepsi hep doludur. Geçmişin içinde sen olduğun gibi geleceğin içinde de sen varsın. Orada iradenle varsın. Halde ise geçmiş ve gelecekte irade ile olanı hale uğradığı zaman onaylayıp reddeden ihtiyardır. Navigasyon örneği vardı ya mısın? Mesela navigasyona çıktık yukarıya, yukarıdan bakıyoruz uçurum var. O andayken, geleceğe gittik, geri döndük, frene bastık işte. Halbuki yol düz mesela. Geleceğe gittiğimiz için orası geçmiş oldu ama ihtiyarlı olan birisi bize baktığında o yüzden bizi anlamıyor. Ne yapıyor adam? Frene bastık. O halde. Doğru. Anlamadım. Görüyor yani bizi. Bir daha anlatsın mı? Bir daha anlatsana. Ben bir şey yazdım. Çok ilginç. İfadem dıyıkı kelam var yani. Haklısın da. Navigasyonda bakıyoruz ya. Otoban düz yolda gidiyoruz. Niye anlatsın dedim biliyor musun? Ben de anlamadım bir daha anlatsın. Enaniyetimden yaptım bunu. Köprü mesela yok. Uçmuş yani. Navigasyonda baktık. Uydudan baktık. Mazi müstakbel bir gördüğümüz için. Düz yolda. Daha önce belediye orada yol vardı ama şimdi kesti baraj yaptı. Söylüyor yani burada çalışma olabilir. Biz biliyoruz aslında da. Yani geleceğe bak yorumladınız siz abi. O anda frene basıyoruz, vites düşürüyoruz, hızımızı azaltıyoruz. Çünkü sırf navigasyona bakıyoruz, yola bakmıyoruz. Tamam. Ama otobandayız yani. Şimdi bizi onu bilmeyenler o haletimizi, ihtiyarlı olanlar bakıyor ya düz yolda fren yaptı, işte birden hızını azalttı. Geleceğe göre. Oysa geçmişte, gelecekte orası otoban değildi, uçurumdu ama köprü yaptılar. Hal köprü. Ama mazide orası yol değil. Biz navigasyona bakıyoruz, frene bastık ama geldik. Ne basıyorsun lan kardeşim ya falan ne diyor. Bunun da tersi var işte. Halde bir bakıyorsun ki köprü ama depremle yıkılmış istikbalde. Bir sene sonra yıkılacak. İstikbale bakarak aman köprü yok. Vesaire. Çünkü navigasyon aslında üç zamanı birden yaşar. Çünkü bıraktığımız şehri, gideceğimiz şehri, bulunduğumuz yeri. Ondan sonra burada ne yapıyoruz? Bir klavyede onaylıyoruz. Şu numara, şu yol mu, bu yol. Peki, burada duruyoruz. Kaç saat oldu? Abi bitirmeden dersi bir yorumlarsanız, yıllarca ders okuyan birisi olarak. O kadar bir şey oldu ki, şöyle şey yapayım, bu ne işimize yarıyor desek, Allah bunu istiyor bizden. Yani, ve inşallah şeyiniz olmaz. Size güveniyorum, nefsinize güveniyorum. Ben de Rabbime karşı size karşı şey yapacak halim yok. Ben artık şöyle. İlk önce büyük zatlardan vereceğim, sonra sizden. Ama dersimizin sonu olsun. Bu manaları tefüz fikredip, hissedip, mahsedip, zevk eden insan çok azdır. Tarihte insanlık dünyasında tek tüp. Dolayısıyla bu tip insanlardan mesela Geylani, Nakşibendi Hazretleri ve ustadan sonra en çok muhabbetim olan İmam-ı Rabbani. Böyle. Koy kefeye bir tanesini. Ne kadar insan koyacaksın bu tartsın. Sizin gibi insanları da bunlarla meşgul olanları da kefeye koyun. Sen Başakşehir'de oturuyorsun sen. Yani bir tane insan, İstanbul'da kaç tane insan koyacaksınız ki sizin bu dersinizi, alakanızı tartsın. Bu ne olacak? Şükür için tadat edin. وَيَمَا بِنِيمَةِ رَبِّكَ فَهَدِّذْ Rabbinin nimetini şükür için tadat et.
şükredelim ki Allah bize nur ve nurani şeylerle meşgul etmiş. Zulmet ve zulmani şeylerle meşgul ettirmemiş. Tamam mı? Ne kadar şükretsek azdır. Sistem nasıl çalışıyor? Burada kendini tanımlar zannediyorsun da bu. Bu aslan sen değilsin. Bu üçü aynıdır. Birisi hakkında ne konuşuyorsan üçü aynıdır. Kur'an, şeceri hilkat, insan aynıdır. Ve üçü yorumlamak Allah'taki sen, sendeki Allah ortaya çıkıyor. Tamam. Şimdi burada sübdiman işlemesi değil. O zaman bunu fark ettikten sonra beşeriyetimize ama size ikazım da şu. Sakın ha İmam-ı Rabbani'nin ikazını taklit etmekle şey yapacağım. Uruç etmek kolaydır İrfan'ım. Sakın ha. Uruç etmek, yükselmek, öğrenmek, bunu ezberlemek, anlamak. Tefeyüz edip hislenmek kolaydır. Bu kolay yoktur. Bu kolay yoktur. Bu zor değil ha. Bu kolay yoktur. Enaniyette bahsetmeyeceğim. Yükselmek kolaydır der. Uçakta da öyle. İnmek gerekiyor. Ne demek? Bunları bildiğin halde alem-i şehadette, aile hayatında, iş hayatında, kardeşler münasebetinde, beşeri davranışlarımızda bulunduğun aleme uygun yaşamak esbabına riayet etmek zordur. Bunu yapamazsanız, bu haletle yaşarsanız bu arada, o zaman duman olursunuz, hakkı hayatını vermemiş olursunuz. Hallacı Mansur, Muhyiddin Arabi gibi bunlarla meşgul olmaz. İşte o şey, İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, yükselmek kolaydır ama indikten sonra indiğin alemin, şehadet aleminin esbabına riayet etmek. Mesela Hasan-ı Basri ile Habibi yok. Hani köprü meselesi var ya. Karşıya geçmiyor. Evet. Habib yani bir vasfı var. Hatırıma gelir inşallah konuşurken. Su, nehir geliyor. Dalgalı. Geçilemiyor. Karşıda sandalcılar gelemiyor ki bunları da alsın. Durulmasını bekliyorlar. Demiş ki o Habib ne Habibi ise Hasan'ı bahsediyor ki ya birbirimizi biliyoruz de Besmele deyip çekelim. Ders vermeye gideceğiz diyor. Suda yürüyelim. Hayır. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu misali veriyor kendisi. Hayır diyor. Alem-i şehadette esbabına riayet etmek Allah'ın tercihini tercih etmektir. İradesini, ihtiyarını değil, iradesini. Ondan sonra kemalat, hangi alemdeysen o alemde bu hakikat yaşamak. O inmiş, o inememiş ya örnek değil mi? He? Birisi inmiş örnek. İnememiş. Muhyiddin Arabi, İmam-ı Rabbani örnek. Hasan-ı Basri indiğini gösteriyor. Dinlememiş. Habib-i Acem. O besmele demiş, geçmiş. Ötekisi beklemiş, sandal gelmiş, bilmiş, geçmiş. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, talebeleri evliyat, hangisi üstündür? Allah hangi alemde seni çalıştırmışsa o alemde riayet etmen, Allah'ın tercihini tercih eden, her şeyi yerine koyan, özelliklerini kullanmayan, o da makbul da. Ama özel Allah'ın muamelesini istemeyip, sıradan yaşayıp alemde farklı olan Hasan-ı Basri'dir. Sebeplere riayet etmiş. Ondan sonra ailenizde, dünya hayatında, gittiğiniz cemaatlerde, meşreplerde, mesleklerde, etrafınızda dershaneler var, yaz hocalara, meşruiyette, burada olur. Nereye giderseniz. Artık bunları tefeyyüz edenin şeyi yoktur. Dış dünyada şey olmamalı, hesapları olmamalı. Bu çok basit oluyor. Çünkü taassup, ademi muhakemeden ve cehalete kaynaklandığı için bu işleri tefeyyüz eden, enfusçilerde böyle bir şey yoktur. Zaten enfusçi onun için olmuştur. Alemi, yaşadığınız alemin kanun-u ilahisine uyun. Yani yükselmek, anlamak çok kolaydır. Ama bunu bu alemde yaşamak zordur. Bu aleme inmektir. Yani bu sizi iki büklüm etmeli. Yani bunlar size yüklenmiş, demek ki bedeli var. Yani tamam böyle, bu. Ders sunuşu nasıl beğendiniz abi? Bu şekilde mi? Çok harika. İlk önce çalıştınız.
Yani çalışmasanız ben şimdi o kitabı açacağım onu siz yaptınız. İki hafta hakikaten hepimizin fikirleri bir de WhatsApp'ta grupta yaptık. Yani ama şu, bir kere çalışıyorsunuz tamam mı? Gene de bir konuşalım. Çalışıyorsunuz, hamuru yemek gibi yapıyorsunuz, pişirmeden beraber yapıyoruz. Çünkü niye beraber yapıyoruz? Malum ben de çok uğraşıyorum. Yani bir, uğraştığım için, iyi bildiğim için değil. Bunu sakın ha. Ben bununla uğraştığım için beraber mutala yaptım. Beni iyi bildiğim için değil, haşa. Öyle bir şey yok diyor. Siz 15 gün buna uğraştınız veya yaptı kaç hafta? 15 gün. 15 gün uğraştınız. Takdim ettiniz. Allah razı olsun. Ondan sonra bendeki çalışmalarını da birleştirdik. Harika bir şey için. Şimdi bu Dima. Dima sizce... He? Haftaya ne yapalım? Haftaya 15 gün şey... Arkadaşlar... Dima gene yapalım. Yapalım. Olmadı. Olsun, acelemiz yok. Çünkü niye? Benim dünyamda daha çok eksik. Birkaç şu şekilleri bir şekle falan sokalım. Evet. Biraz böyle herkes anladık. Şu gibi. Şeyleri bu dersi de kayıtlarını da dinleyin. Nerede kaçırdık abi? Daha çok nereye yoğunlaşalım? Yani bir açık var alışverişte daha oraya hiç dokunamadınız daha. Aslında biz daha... Diman Allah'a bakan yönü. Açana kanten, uyduya bakan. Ve hiç dikkat ederseniz kalbe bakan yönü hiç yok daha yorumda. Evet yok. Hiç yok. Hiç tefekkür etmedim ben. Siz biraz daha Dima'nın ne anlayalım. Zaten buydu. Olmazdı zaten. Yani 20, yani en az bir 10 tane ders lazım Dima. Gidelim abi yürüyelim. Bak şimdi. Dima tanıdık. Daha ilerlemeyin diyor. Kalbe bakan, Allah'a bakan tarafına uğraşmayın. Tabii, gene Dima. Kendisini tanıyalım. Kimsin sen? Tabii. Nüfus cüzdanı bu. Cilt ne o, sayfa ne o, anne baba böyle bir adam yaşıyormuş. Hı, ama adamı o hissiyatı duygular. Benim nüfus kağıdımı sokakta birisi görse. Benim gibi bir adamın yaşadığını bilir ama beni tanımaz. Risale-i Nur'daki lugat da böyledir. Düz okumak da böyledir. Böyle bir adam var, böyle bir mana var. Onun için istihraci esrarla meşgulüz diyor. 324 diyor ya barlar. 347 mi? 347. Malumatlı nakletme ile işimiz yok. Malumat nedir? Malumat dediği nedir biliyor musun? Mevcut mesail abi. Mevcut mesailin nakilişimizde. Ha, mevcut mesail var ya Risale'de. Mevcut paragrafları okumak değil. Çünkü mevcut mesaili nakletme. Zaten her yerde naklediliyor. Biz ise o mesailin içerisindeki esrari istihraç esrar. Sırları istihraç etmek. Aynı yerden. Ha, bu ise şerh-i izahdır. Şimdi gene sakın bakın, bakabilirsiniz ama ana tema Dima bakın. Dima gene nedir? Ama bu kayıtları dinleyerek not alın. Bak not alın. O anda size geleceğini ben size garanti veriyorum. Dinlerken dur. Sakın üşenme. Bak ben kardeşiniz olarak nasıl üşenmiyorum. Üşenmiyorum. Onda 23 tane defter var böyle. Böyle ince ince yazılarak. Adam bununla 10 tane defter, kitap yapar. 10 tane bir defterde. Sen mübalağasız. Dima biraz önce anlattım. Yarım sayfaydı ha. Yüzünü mü? Yarım sayfa. Aa şuraya. Göstereyim. Şimdi adam bunu zaten yanından geçmemiş. Ha şu kadar. Şu kadar. Adam kitabında akıl nedir diye bunu zaten yanından geçmemiş. Bu 35 küsür senenin tecrübeleri. Ha. Şimdi dur. Yaz. İşte bu sunuattır. Vahiy, in aşağı, ilham, sunuat, tulat, işaret, rumuzat, telbiyat, tamam mı? Zahrun, battun, hattun, mutlalan, tamam mı? Böyle o sunuatlar gelecek sana. Tuluatlar, tulu edecek, doğacak güneş. Dur. Abi yoruldum, tamam sakın ha, manayı zorlama, biraz da git. Yok, kapat. Başka işte meşgul. Layık adaya, gitti çoluk çocuğuna meşgul. Tekrar, çünkü Barla'da diyor ki, iştahınız olduğu zaman oku. Barla'da geçiyor. Tamam. Gene Dima. Dima para parça edeceğiz. İlim, ahkam bunların üzerine çalışalım mı? Tamam ama Dima lazım. Meratib ilmi onu öğren. Ha meratib ilmi. Dima ortaya koyup etrafında gene he. Daha tabii. Şimdi mesela Dima sizin aleminizde aklın sıfatlarını okuyarak daha değişmedi mi? Depo, mepo, vay be. Neler varmış içeride.
Vay be bu kafada neler var. Adama dedim ki berbere bu kadar masrafı kafa bu masrafa değmez dedim. Gene yaptı. Diyeceksin ki bu bilgi bu kafaya yeter mi? Değer mi? Yapacaksın. Yani yatırım yapmaya bu kafaya yeter mi? Layıktır o kafa. Şimdi o aklın içerisinden bir de bakın şuna. 3 saat abi ya. İlk defa bir dersede 3 saat bile oturdu. 3 saat oldu mu? 3 saat. 10 dakika kaldı saatlerde. Kaç dakika var 3 saat? Daha önce başladım. 2 saat. 42 dakika oldu. Şu an 2 saat 41 dakika. 2 saat 41. Siz de başladınız. Biz yarım saat önce başladık. Ha yarım saat önce başladınız. Başladık yani. Ha size ha evet. Siz 9.30'dan 10'a kadar başladınız. 9.30'da başladık. Tamam tamam. Sonra başlıyoruz. Evet başladık tamam. Pasan evet abi. Tamam abi bu kadar. O zaman kim takdim ettiyse siz takdim ettiniz. Maşallah. Ve ahiru davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salamatik.